Selamünaleyküm dostlar. Güneş Savaşçıları isimli hikayemizin ikinci bölümünü dinlemektesiniz. Eğer bundan önceki bölümü dinlemediyseniz o bölümü dinleyip tekrar bu videoya geçebilirsiniz. Orion, boyun kaç metre? Bu soru Toliman'dan beklediğim ilk soruydu ve tahmin ettiğim gibi Toliman beni şaşırtmadı. Tam olarak 2 metre 10 santim. Toliman'ın odayı dolduran şaşkınlık nidasına yüzünü yerleştirdiği tanıdık mimikler eşlik ediyordu. Zaten bu da ondan beklediğim bir tepkiydi. Vay canına, gerçekten mi? Ayda kalıcı ikamet izninin neden hiçbir vatandaşa verilmediğini şimdi daha iyi anlıyorum. Dev gibi insanların sokaklarda dolaştığını düşündüm de. Neyse. Gün ışığı hanedanlık sarayını nasıl buldun peki? Sizinkinden güzel mi? Samimi hissiyatlarla sorulduğunu düşündüğüm bu sorunun ardında art niyet aramadım ve soruyu ciddi bir şekilde cevapladım. Hanedanlığınızın sarayı gayet hoş fakat bana biraz fazla gösterişli geldi. Hem içiyle hem dışıyla. Öncelikle içi pek çok nadir elementle süslenmiş, adeta onlardan inşa edilmiş, hatta bir kapının kilidi X elementinden yapılmıştı. Bizim sarayın tümü ise sıkıştırılmış ay taşındandır. Ayrıca sarayınız yuva şehrin her cadde ve sokağından görülüyor. Bu biraz tehlikeli geldi bana. Zira insanlar ara sıra başlarında bir kral olduğunu unutmak isteyebilir. Haksız mıyım Toliman? Toliman bir anda sırtını dikleştirip oturduğu yerde dikeldi ve benim üzerindeki otoritesini teyit edercesine sert bir cevap verdi. Ben bu tespitlerin yanlış olduğunu düşünüyorum Orion. Öncelikle babam Sirius, gün ışığı senin baban gibi kral değil, güneş sisteminin tamamına hakim bir imparatordur. Bu yüzden koloni vatandaşları da dahil herkes ona güneş imparatoru der. Kiledi, X elementinden yapılmış kapıysa saray arşivlerini korur. Tüm anlaşmalar, şehirler arası yazışmalar, başvekil ve generallerle olan gizli görüşmelerin kaydı, belgeler, anlayacağın tüm imparatorluk sırları o kapının ardındadır. Bu nedenle X elementi elzemdi. Sarayın tüm şehirden gözükmesi mevzusuna gelirsek bu bina yalnızca bir saray değil Orion. Hatta ilk yapılış amacı bile bu değildi. Bu bina aslında halkın Işıklar Savaşı'nı unutmaması için yapılmış bir anıt. İnsanlar gökyüzüne her bakmak için kafalarını kaldırdıklarında geçmişte yapılan bu kanlı savaşı hatırlayıp imparatorlarına bir daha karşı çıkmaması gerektiğini hatırlarlar. Evet, işte bu binanın yapılış amacı bu. Toliman kendi konuşmasından memnun olmuş olacak ki konuşmasına başlamadan önce tutmuş olduğu derin nefesi huzurla verebildi. Ancak bu konuşma başka bir konuyu açtığından ben de memnun olmuştum. Zira Işıklar Savaşı'nın ne olduğunu öğrenmek istiyordum. Işıklar Savaşı. Prens Toliman, ben de size bu savaşı sormak istiyordum. Bir keresinde Kral Banvega Ay Işığı'nı Ay Savunmasından sorumlu komutanla konuşurken duydum. Işıklar Savaşı'ndan bahsediyorlardı. Ona bu savaşı sorduğumda ise bana bu savaşın bir efsane olduğunu, gerçek olsa bile on binlerce yıl önce yapıldığından artık kimsenin bu savaş hakkında bilgisinin bulunmadığını, bu yüzden bir daha bu konuyu açmamı istedi. Bunun üzerine insanoğlunun yazdığı neredeyse tüm kitapların birer kopyasının bulunduğu dev ay arşivlerinin savaş kısmını taradım. Işıklar Savaşı ile ilgili bir konuyu arşivde de bulamayınca merakım iyice arttı. Bu yüzden sana soruyorum Toliman. Bana bu savaşı anlatır mısın? Toliman'ın her halinden benim Işıklar Savaşı'nı bilmeyişime şaşırdı ortadaydı. Vay canına, demek Işıklar Savaşı'nı bilmiyorsun. Aslında buradaki herkes o savaşı bilir. Ama Ay Işığı Hanedanlığı'nın bu savaşı bir sır gibi saklamasının nedenini anlayabiliyorum. Sonuçta kim yenildiği bir savaşı hatırlamak ister ki? Dur biraz. Nasıl yani? Bu savaşın bir tarafı bizim hanedanlığımız mıydı? Ve üstüne üstlük yenildik mi? Evet, öyle Orion. Üstelik savaşın diğer tarafı da bizim hanedanlığımızdı. Şimdi savaşın adının neden ışıklar olduğunu anladım Toliman. Bu Ay Işığı Hanedanlığı'yla Gün Işığı Hanedanlığı'nın savaşıymış. Aynen öyle Orion. Konuyla ilgili merakımı yenemediğimden Toliman'a soru sormaya devam ettim. Çünkü Işıklar Savaşı'nı tüm ayrıntılarıyla öğrenmek istiyordum. Peki savaş neden çıktı Toliman? Gerçekleri duymaya hazırsan anlatmaya başlayayım. Tüm benliğimle hazırım. En acı gerçek bile en masum yalandan iyidir. Peki öyleyse, biliyorsun. Yuva şehrin geçmişi bundan yaklaşık 88 bin yıl öncesine kadar gidiyor. Milattan önce 100 bin. Fakat günümüzden yaklaşık 75 bin öncesinde şehir fiziki olarak tek parça olsa da siyasi olarak ikiye ayrıldı. Yani iki başlı bir yönetim ortaya çıktı.
Şehrin bir bölümünü Güneşi Hanedanlığı, diğer bölümünü ise Ay Işığı Hanedanlığı yönetmeye başlamıştı. Bu durum birkaç bin yıl devam etti. Bu süre zarfında askeri çatışma yaşanmadı. Düşmanlar kozlarını farklı alanlarda paylaştı. Bilim ve sanat gibi. Girişlerin bu bilim ve sanat kavgası her iki dalda da büyük gelişmeler doğurdu. Ama her gelişme karşı tarafın içindeki kini de arttırıyordu. Ay Işığı Hanedanlığı bu bilim savaşında çok önemli bir hamle yaptı ve uydumuz ayı kolonileştireceğini söyledi. Akan zaman sözlerinde ciddi olduklarını gösterdi. Ay'da bir saray ve bir istasyon inşa etmişlerdi. Yalnız bilim insanları ortak bir bildiri yayınladılar ve Ay'da bir nesilden fazla kimsenin kalmaması gerektiğini, zira vücudumuzun dünyada yaşamaya uygun olduğunu söylediler. Düşük yer çekimi boy kilo dengemizi değiştirirken yüksek radyasyonun hamile kalma ihtimalini düşüreceğini söylediler. Güneşi Hanedanlığı bu bildiriyi kabul ettiğini ve halkının aya yerleşmesini yasakladığını söyledi. Ay Işığı Hanedanlığı ise bu bildiriye şiddetle karşı çıktı. Bu bildiriyi tanımadığını açıkladı ve daha da ileri giderek Güneşi Hanedanlığı'nı artık tanımayacağını ve şehrin tüm vatandaşları için isteyenlerin ayda yaşayabileceğini söyledi. Bunun üzerine taraflar birbirlerine eş zamanlı savaşı ilan ettiler ve ardından insanlık tarihinin bilinen ilk savaşı olan Işıklar Savaşı başladı. Sıcak çatışmalar öncesinde iki hanedanlıkta şehirde elde bulundurdukları yerleri korumak adına şehrin ortasından geçen büyük seti inşa ettiler. Yıllar boyunca duvardan karşı tarafa geçiş yasaktı. Bugün bile hala bu büyük setin kalıntıları saklanır, bir açık hava müzesi gibi. Ama imparatorumuzun geçen ay verdiği emirle geriye kalan tüm kalıntılar buz insanların ötesinde henüz onların ayak basmadığı bir adı olan İngiltere'nin Salisbury düzlüğüne taşınacak. Neyse, konumuza geri dönelim. Bu duvarların arkasına sığınan iki hanedanlıkta sıcak çatışmalarının patlak vereceği günü bekleyerek hazırlık yapmaya başladı. Bir gün Güneşi tarafındaki bir keskin nişancının Ay Işığı tarafındaki bir askeri öldürmesiyle sıcak savaş başladı. Bu kanlı savaşta ülke nüfusunun yarısı neredeyse öldü. Kazanan taraf Güneşi Hanedanlığı'ydı. Işıklar Savaşı'nın sonunda atalarımın önünde iki seçenek vardı. Ya sizin hanedanlarınızı katledip soyunuzu kurutacaklardı ki bu geride kalan Ay Işığı Hanedanlığı yandaşlarının tepkisine neden olacak ve belki de tekrar birleşip yeni bir savaş başlatacaklardı ya da hanedanlarınızı aya sürgüne göndereceklerdi. Geride yaşayan tüm yandaşlarınızla beraber ki bu sizin için hem bir ceza hem bir ödüldü. Böylece anlaşma masasına oturan Ay Işığı Hanedanlık üyeleri kendilerine yaşamak için sunulan görüşmeye başladı. Teklifte sunulan maddeler kısaca şunlardı. Ay Işığı Hanedanlığı'nın bundan sonra tüm tebaası ile birlikte Ay'da yaşaması, Güneşi Hanedanlığı'nın daha üstün bir kan taşıdığını kabul edip Ay Işığı Hanedanlığı'nın Güneşi Hanedanlığı'na sembolik olarak bağlanması, yani üstünlüğünü kabul etmesi. Ay tahtına çıkmak ve Ay Işığı Hanedanlık armasını taşımak için Güneşi İmparatorundan izin alması gerekmesi ve anlaşmaya herhangi bir zamanda eklenen her türlü maddeye uyması. Ay Işığı Hanedanlığı kendi varlığını kurtarabilmek için anlaşmayı kabul etti ve Ay'a yerleşti. Aradan geçen yıllarda Işıklar Savaşı için bu anıt saray yapıldı. Mars ve Europa kolonileştirilip X gezegeni maden gezegeni olarak ilan edildikten sonra da Ay istasyonunun bir dinlenme tesisi gibi kullanılmasına karar verildi. İşte böyle Orion, artık bu destansı savaşı tüm çıplaklığıyla öğrenmiş oldun. Evet Toliman, savaşı öğrenmiş oldum ama sadece senin bana anlattığın kısmını. İnanıyorum ki bu hikayede çok büyük eksiklikler var. Senin bana anlatmadığın veyahut belki de senin bile bilmediğin ama sana bir şey söyleyeyim Toliman. Gerçeğin çok kötü bir huyu vardır. Er ya da geç mutlaka ortaya çıkar. Evet her neyse. Odana çıkma sebebimi söylemeyi unuttum. Babam Sirius, Güneşi töreninin birkaç gün ertelendiğini üzülerek bildirmemi istedi. Törenin ertelenmiş olduğunu duyunca ne düşünmem gerektiğini bilemedim. Çünkü İmparator Sirius, Güneşi bana hususi olarak törenin ertesi gün yapılacağını bildirdiği için gelmişti. Neden peki? Babam, törenin Dolunay gecesi yapılmasını daha uygun buldu. Üstelik yuva şehir halkına henüz törenle ilgili hiçbir şey bildirilmedi. Yarın tüm şehre bildiri yapılacak, ardından seninle bir şehir turu yaparız, ne dersin? Toliman'ın bana cevap verirkenki stresini sezmemek elde değildi. Ancak bunu kabul etmekten de başka çarem yoktu. Hem bir şehir turu yapmanın ne zararı olabilirdi ki? Çok isterim. Şimdi soru sorma sorusu Toliman'a gelmişti. Peki, bir şey sormak istiyorum Orion.
Gerçekten Ay'daki düşük yer çekimi ve radyasyondan dolayı hamile kalmak çok zor olduğu için mi bir önceki kraliyetler arası kabul seremonisi tam 120 yıl önce yapıldı? Sanırım bu doğru. Çünkü yaklaşık olarak M.Ö. 80 bin yıllarında Ay'a yerleştiğimizden beri popülasyonumuz düzenli bir düşüş içerisinde. Şimdi izin verirsen Toliman, biraz dinlenebilir miyim? Zira yolculuk beni ziyadesiyle yordu. Toliman bu isteğimi anlayışla karşıladı ve bana tahsis edilen odadan ayrıldı. Koca odada tek başıma kaldığım an ne kadar gerildiğimin farkına vardım. Tüz kaslarım ağrıyordu ve kendimi oldukça rahatsız hissediyordum. Rahat yatağıma uzandıktan sonra beni çağıran tatlı uykunun kollarına kendimi bıraktım ve belki de bir daha hiç hissedemeyeceğim kadar huzurla uykuya daldım. Sonrasında gözlerimi açtığımda şafak henüz sökmüştü. Atalarımın vatanı olan dünya ile ilk karşılaştığım zaman olan dün dahi pek heyecanlanmamışken bugün damarlarımda dolaşan aşırı adrenalin beni şaşırttı. Pencereden dışarı baktığımda birinci bölgenin hemen ardında bulunan geniş bir meydanda toplanmış kalabalık bir grup dikkatimi cezbetti. Sanırım hepsi bir açıklama bekliyordu benim hakkımda. Ardından pencereden uzun süre dünyayı izleme fırsatı buldum. Meğersem bu gezegen babaların oğullarının anlattığı masallardan bile daha güzelmiş. İlk kez dünyayı böylesine ayrıntılı bir şekilde inceleme fırsatı bulabildim. Yuvaş yerin hemen dışında dahi var olduğuna aykıran bir doğa vardı. Ağaçlar öylesine gür ve büyüktü ki başka hiçbir gezegen ve uyduda böylesine sağlıklı ağaçlar yetişmiyordu. Derin bir nefes alıp ciğerlerimi tertemiz oksijenle doldurdum. İşte bu temiz hava buraya gelmek için çekilen tüm yolculuklara değerdi. Kuş cıvıltıları kulağıma okşuyordu. Evet, gerçekten bu gezegen yaşıyordu. Birkaç saat sonra içeri Toliman girdi. Bir saat içinde beni halka tanıtacaklarmış, hazırlanmam gerektiğini söyledi. Gri ve mavi renklerden oluşan bir resmi elbisemi giydim. Sonrasında gün ışığı hanedanlık muhafızları bana halka arz edileceğim meydana kadar eşlik ettiler. Kalabalık sabahkine göre oldukça artmıştı. Herkes de derin bir merak duygusu peyda olduğu bu bir sır değildi. Ve kimse de bunu gizlemeye çalışmıyordu zaten. Zira merak insanoğlunun en temel dürtülerindendi. Meydanın yüksek bir noktasına kurulan platforma çıkar çıkmaz halktan eş zamanlı bir şaşkınlık nidası yükseldi. Konuşmalarını duyabiliyordum. Demek gerçekmiş. Peki ama bu nasıl olabilir? Daha neler göreceğiz acaba? Toliman kürsüdeydi. İmparator Sirius gün ışığı tahta çıktığı günden beri halkın önüne arz-ı endam etmemişti. Zira bu gün ışığı hanedanlığının eski bir geleneği, halkın meraklı bakışlarını aldırmayan Toliman soğukkanlılıkla konuşmasına başladı. İşte Yuvaşehir vatandaşları. 120 yıl sonra bir kraliyetler arası kabul töreninin heyecanını sizlerle birlikte tekrar yaşamaktayız. Sizlere Ay ışığı hanedanlığının tek varisi Veliaht Orion Ay ışığını sunmaktan gurur duyuyorum. Bir el hareketiyle beni kürsüye davet eden Toliman'ın yanına doğru yürürken babam Veg Ay ışığının dünyaya gelmek için yola çıkmadan önce beni sıkı sıkı tembihleyişini hatırladım. Halka takdiminde sana dün gece söylediğim sözleri tekrarla Orion. Zira bu çok önemli. Sakın unutma. Kaderimizin değişme zamanı geldi. Kürsünün önünde kafamda söyleyeceklerimi şematize ettim ve konuşmaya başladım. Vefa duygusu yüksek Yuvaşehir halkı. Unutmayınız ki karanlığın en koyu olduğu an aydınlığın en yakın olduğu zamandır. Aydınlığa ışık tutmak kolaydır ama karanlığı aydınlatmak cesaret ister. Güneş günü aydınlatır, ay ise geceyi. Gündüz ay gene gökyüzündedir. Lakin güneş geceleri gökyüzünü terk eder. Yuvaşehir halkı, kendinize bir yıldız değil bir ışık seçin ve ışığınız karanlığı aydınlatsın. Konuşmayı yaptıktan hemen sonra kürsüden indim. Hatta en ufak bir tepki yoktu. Sanırım onlar da benim gibi yaptığım bu konuşmayı anlamamıştı. Benim ardından Toliman kürsüye çıktı ve yarın Dolunay'da kraliyetler arası kabul töreni yapılacak. Ardından Orion Ay ışığı hanedanlık saraylarına geri dönecek. Duyuru bitmiştir. Dağılabilirsiniz. O an Toliman'la göz göze geldik. Bana şehir turuna çıkmak için teklifte bulundu ve ben de hiç düşünmeden kabul ettim. Sonrasında öncelikle beni şehrin birinci bölgesindeki Cumhuriyet parlamentolarının bulunduğu kısma götürdü. Önümde gökyüzüne doğru uzanan, dışı parlak krom gibi bir maddeyle kaplanmış ve tüm heybetleriyle yükselen 3 parlamento binasına uzun uzun baktım. Büyülenmemek elde değildi. Adeta burası 3 şehrin yönetim merci olduğunu
tüm vatandaşlara aykırıyordu. Parlamentoların giriş kapısının önünde Atlantis ve Kızılkent'ten geldikleri, giydikleri kendilerine has mavi ve kırmızı giysilerden belli olan tonlarca temsilci vardı. Bu temsilciler sürekli birbirleriyle memleket meseleleri hakkında konuşuyor ve oradan oraya koşuyorlardı. Bu piramit şeklindeki binaların içerisinde gezmeye çok istediğimi Toriman'a bildirince o da bu isteğimi geri çevirmedi ve ana cumhuriyet parlamentosunun içini gezebileceğimizi söyledi. Parlamento binasına gene üçgen şeklinde yapılan piramit şekliyle bağdaşır bir şekilde düzenledilen üçgen kapısından giriş yaptık. Kapının hemen ardında bizi devasa bir giriş salonu karşıladı, salonun duvarları boyunca dizilmiş pek çok heykeli vardı. Bu heykeller Yuvaşiyer'i eski dönemlerde yöneten Güneş Hanedanlığı'na mensup imparatorlar olmalıydı. Sonradan öğrendiğime göre ise buraya yalnızca en ünlü imparatorların heykeli konuluyormuş. Devasa salon boyunca ilerleyip odanın sonuna geldiğimizde ise bizi dört kapı karşıladı. Ortadaki kapının rengi yeşildi. Bu Yuvaşiyer'i ve diğer dünya kentlerini temsil ediyor olmalıydı. Dünyada yaşayan vatandaşların, temsilcilerin çalışma yeri de burasıydı. Mavi olan kapı Atlantis'li temsilcilerin, kırmızı olan kapı ise Kızılkentli temsilcilerin sorunları tartıştığı ve yasa tasarılarını imparatora sunduğu meclisti. Dördüncü kapının ardındaki meclis ise diğer üç meclise göre nispeten yeni sayılırdı. Yüzyıl önce Gollilok ötesi koalisyonuyla Yuvaşiyer hükümeti neredeyse savaşın eşiğine gelmişti. Ancak diplomasi yolları kullanılarak savaş engellendikten sonra Goldilocks ötesi koalisyonunu oluşturan Kızılkent ve Atlantis Cumhuriyet Parlamentosu'nda artık birlikte temsil edilmek isteyince Yuvaşiyer hükümeti buna karşı çıktı ve böylece dördüncü kapının ardındaki meclis açıldı. Bu mecliste üç şehirde birlikte temsil edilecekti ve ortak sorunlara çözüm aranacaktı. Böylece Yuvaşiyer hükümetince bu kabul edilemez teklife de bir çözüm bulunmuş oldu. Meclisleri gezdikten sonra Yuvaşiyer'in ikinci bölgesinde bir gezintiye çıktık. Çok katlı binalar ilk göze çarpan şeylerdi. Üst tabakadan olan insanlar bu binalar içerisinde refah seviyeleri yüksek bir şekilde yaşıyorlardı. Birçok soylu ailenin beyleri kendisi dahi çalışmıyor, tüm işini işçilere yaptırıyordu. İkinci bölgenin büyük bir meydanı vardı ve genelde halka burada bilgilendirme yapılır, nadiren de olsa bu meydan şölenlere ve festivallere ev sahipliği yapardı. Yıllar boyunca kitaplardan okuduğum onca şeyi şimdi burada yerinde görmek benim için paha biçilemez bir deneyimdi. İkinci bölgenin dışına doğru geniş park ve bahçeler yapılmıştı. İnsanlar tatil günlerini burada zevk içerisinde geçirebiliyordu. İkinci bölge ile birinci bölgeyi ise yapay bir gölet ayırıyordu. Gölet oldukça derindi, böylece üzerine kurulan köprülerden kontrollü geçişin dışında üçüncü bölge akının ikinci bölgeye izinsiz bir şekilde geçmelerine engel olunuyordu. Şehir turunun son ayağı olarak Toriman'la üçüncü bölgeye gezmeye başladık. Burası alt tabakadan insanların yaşam alanıydı. Karanlık sokaklara ve korkutucu çöp ve pisliklerle dolu caddeleri vardı. Üçüncü bölgenin dışına doğruysa tek tük evler kalıyordu. Bunlar çiftlikle uğraşanların evleriydi ve ya tarım ya da hayvancılık yapıyorlardı. Toriman'la üçüncü bölgenin arka sokaklarından birinde geziyorduk. Ben Toriman'ın birkaç adım gerisinde kalmıştım. Birden bir el beni kolumdan yakaladı ve beni köhne bir çıkmaz sokağa çekti. Yüzünü kapattığı kumaşın üzerinde bir arma vardı. Çok tanıdık bir arma. Birkaç saniye sonra armayı hatırladım. Bu binlerce yıl önce Ayşe Hanedanlığı'nın kullandığı armaydı. Hatta Ay'a sürgünden önce, yani Işıklar Savaşı öncesi. Karşı tarafa korktuğumu belli edemezdim. Bu yüzden olabildiğince gür bir ses tonuyla haykırdım. Kimsiniz ve benden ne istiyorsunuz? Karşı taraf sahilin işaret parmağını dudaklarına götürerek bana sus işareti yaptı. Yüzüme hakim olan yumuşak mizacındansa bana zarar vermeyeceği anlaşılıyordu. Sakin olun lütfen veliaht Orion Ay Işığı. Size zarar vermeyeceğiz. Kral babanız ve Ay Işığına söyleyin. Mesajınızı aldık. Sizi bekliyor olacağız. Bu söylediği beni büsbütün şaşırtmıştı. Ne mesajından bahsediyordu ki bu adam? Sonra birden halka takdimim sırasında yaptığım konuşma aklıma geldi. Büyük ihtimalle o konuşmadan bahsediyor olmalıydı. Peki ama bu adam kimdi ve neden babam böyle bir konuşmayla bu adama bir mesaj vermek istemişti? Bana kim olduğunu söyle. Adam soruma cevap vereceğini belirtircesine kafasını salladı ve el hareketleriyle hala benim daha sessiz olmam konusunda uyarıyordu. Pekala, size şöyle anlatayım. Ben ve yoldaşlarım Ay Işığı Hanedanlığı'nın dünyada ikamet eden tebaasının son üyeleriyiz. Bu adam doğru söylüyor olabilir miydi? Ay'a sürgün edileli binlerce yıl olmuştu ve tüm yandaşlarımız da bizimle birlikte Ay'da ikamet ediyordu. Ama dünyada hiç tebaamız kalmadı ki.
Hepsi Ay'a bizimle birlikte sürgün edildi. Yanılıyorsunuz veliaht Orion'a ışığı. Işıklar Savaşı sonrası hanedanlığınız ve tebaasının Ay'a sürgün edildiği doğrudur. Fakat zamanın sürgün edilen kralı zekice bir plan yapıp bir kısmımızı dünyada bırakmayı başardı. Amaç nesiller sonra dünyaya geri dönmek için bir plan yapıldığında dünyadaki yoldaşlardan yardım görmekti. Nesiller boyu bu anı bekledik ve yaptığınız konuşmayla zamanın geldiğini anladık. Sanırım babanız Kral Vega Ay Işığı'nın bir planı var. Ondan mesajın yerine ulaştığını bildirin. Şimdi ayrılmalıyız. Toleman şüphelenmeden yanına geri dönün ve hoşça kalın. Adam birkaç saniye içerisinde bu köhne mekanın karanlık sokaklarında gözden kayboldu. Toleman'ın yanına gittiğimde ise yüzünde garip bir endişe vardı, hatta bir parça şüphe. Sanırım ortadan kaybolmam onu korkutmuş olmalıydı. Ona bir anlık dalgınlıkla kaybolduğumu ama şimdi iyi olduğumu söyledim. Oysa yaptığımız bu şehir turunu bitirip saraya dönmeyi önerdi. Tam teklifi kabul edecekken o sırada şiddetli bir patlama sesi duyuldu. Toriman ve ben birbirimize baktık, ardından sesin geldiği yöne doğru koşmaya başladık. Vardığımız yer şehri koruyan elektriksel kalkandı. Şaşkınlıktan birkaç saniye olduğum yerde dona kaldım. Kalkanların dışında yuva şehri vatandaşı olmayan ve dahi dünyadaki diğer küçük hiçbir kasabaya mensup olmadığı anlaşılan ilkel kıyafetleri insanlar vardı. Ve mamutları yönlendirip şehrin elektriksel kalkanına tomruk atıyorlardı. Toriman'a döndüm. Bu da ne böyle? Dünyadaki tüm insanların yuva şehirde ve diğer irli ufaklı kasabalarda yaşadığını zannediyordum. Kalkanların dışında nasıl böylesine vahşi görünüşlü insanlar olabilir? Toliman söylediklerim karşısında yüzüme boş gözlerle baktı. Nesin sen Orion? Cahil falan mı? Bu insanların herkes bilir. Ben bilmiyorum, anlat bana. Toliman bana peki dedikten sonra bu insanlarını anlatmaya başladı. Biz uygun iklim koşulları içerisinde geçen on binlerce yıl içerisinde uygarlığımızı geliştirirken bu insanları tüm bu zaman zarfında sert iklim koşulları içinde yaşam savaşı vermişler. E biliyorsun dünyadaki buzul çağı yeni yeni etkisini yitirmeye başladı. Meğersem tüm bir buz çağı boyunca onlar uzak bölgelerdeki mağaralarda yaşamış. Yuvaş yerin bulunduğu yerde hiçbir zaman buz olmadığından biz yaşamımızı kolayca devam ettirdik. Oysa binlerce yıl boyunca zorlu iklim şartlarında yaşamak onların mizacını değiştirmiş, karakterleri sertleşmiş ve medeniyeti unutmuşlar. Onların varlıklarından haberdardık ancak ilk kez yuvaş yere ulaştıklarında yani ilk ortaya çıktıklarında biz de çok şaşırmıştık tıpkı senin gibi. Hatta onlara acıyıp onlara da vatandaşlık statüsü vermeyi düşündük. Zamanın başvekilinin önerisiyle referandum yapıldı. Sonuç evetti. Ama son söz imparatora aitti. İleri görüşlü zamanın imparatoru buz insanların içindeki vahşiliği gördü ve referandumu geçersiz saydı. İşte buz insanların hikayesi böyle. Yani bu dünyada yalnız değiliz. Peki onların da bir şehri var mı? Teknolojileri ne durumda? Hayır. Hepsi küçük gruplar halinde yaşıyorlar. Teknolojileri ise neredeyse sıfır düzeyinde. Henüz başka bir gezegen keşfetmeyi bırak taşları yontmaktan başka bir şey bilmiyorlar. Ancak çok hızlı bir şekilde geliştiklerini gözlemliyoruz. Kim bilir belki bir gün bizim kadar güçlü bir medeniyet kurabilirler. Kalkan olabildiğince yaklaştım. Bunu gören buz insanlarından biri de bana doğru yaklaştı. Aramızda yaklaşık 10 santim mesafe vardı. Boyu benim göğsüme geliyordu. Benim gibi onlara göre dev sayılacak bir insanı gördükleri için çok şaşkındılar. Aramızda yalnızca kalkan vardı. Ona elimi uzatmak için kolumu havaya kaldırdığımda korkarak kaçmaya başladı. Anlamadığım bir dilde bir kelimeyi tekrarlayıp duruyordu. Toriman'a dönüp ne dediklerini anlayabiliyor musun diye sordum. Dillerini bilen bilim insanlarımız var. Ancak bu insanların konuştuğu dile pek hakim değilim. Ancak bir tahmin yapmam gerekirse sanırım bu insan bir dev diyor dedi. İçimden bu anın dünyadaki en unutulmaz anım olduğunu geçirdim. Babama anlatmak için sabırsızlanıyordum. Fakat yanılmışım. Dünya ziyaretim henüz bitmemişti ve o gün yaşadığım olaydan çok daha fazla beni derinden sarsacak bir deneyimi yaşamaya yeni günler gebeydi. Toriman'ın istediği gibi saraya döndük ve odama çıktım. Yarınki kabul törenini beklemekten başka yapacak hiçbir şeyim yoktu. Ben de bu yüzden yapabileceğim tek şeyi yaptım. Yarını bekledim ve bekledim. Sonrasında gece boyu uykusuzluk peşim bırakmadı. İçimde anlam veremediğim bir huzursuzluk vardı. İçim daralıyor ve vücuduma ateşler basıyor. Ben de hava almak için bir ara bahçeye çıktım. Tam o sırada olağan dışı bir hareketliğin ortasında olduğumu fark edip bir köşeye saklandım ve olanları izlemeye başladım. Yuva şehrin
iki generalinden biri olan Sanguis, komutasındaki görece küçük bir ordu önce sanki savaşa gider gibi hazırlık yaptılar. Askerler silahlarına kuşandı. Gemilerinin cephanelikleri ise tam doluydu. Ardından gölge hayalet tipi melez uçaklara binip gökyüzüne doğru yükseldiler. Bu gördüklerimin ne anlama geldiğini gece boyu düşündüm. O generalin yarın benim kabul törenimde şahit olarak bulunması gereken general Sanguis olduğuna neredeyse emindim. Ancak sabaha doğru bu gördüklerime mantıklı bir açıklama getirebildim. Bu kesinlikle rutin bir tatbikat olmalıydı ve tatbikat kabul töreni öncesi bitecekti. Böylece general kabul törenime katılabilecekti. Günün ilk ışıkları sarayın burçlarını yaladığında Toliman odamın kapısının önünde çoktan dikilmişti. Hadi Orion, daha yapılacak tonla iş var. Kabul töreni öncesi yapman gereken gelenekler var vesaire vesaire. Önce beni küçük bir odaya götürdüler ve bileğimin üzerine küçük bir çizik attılar. Sonra o küçük odadan çıkıp bir şeylerin yanına gittik ama bir şeylerle diğerlerinden çok farklı bir şelaleydi. Zira şelaleden su değil kan akıyordu. Toliman kanayan elimi tutup şelalenin üzerine konumlandırdı. Elimden damlayan bir damla kan şelalesine düşünce elimi geri çekti ve ben sızlayan elimi öflerken bir açıklama yaptı. Gün ışığı hanedanlığı yuva şehirde iktidara geldiği günden beri her imparator bu şelaleye kendi kanından bir miktar akıtır. Sen de kanının bir damlasını bu şelaleye akıtmakla kanını bizim asıl kanımıza bağlı kıldın. Bizim üstünlüğümüzü kabul ettin. Bu söylediklerin her ne kadar gururuma yediremiyor ve dahi kabul etmiyor olsam da susmak zorunda kaldım. Çünkü güç onlardaydı ve ben de onların sarayındaydım. Ardından bana Işıklar Savaşı'nı temsilen bir odaya geleceğimizi söyledi. Sarayın devasa koridorlarından geçerken büyükçe bir odaya vardık. Odanın iki tarafında da iki ışık kaynağı vardı. Biri güneşi temsilen sarı turuncu ışık saçıyordu. Diğeri ayı temsilen mavi beyaz. Bu ışık kaynaklarından çıkan ışınlar odanın ortasında buluşuyor ve adeta çarpışıyordu. Biri diğeri üzerinde üstünlük sağlayamıyordu. Toliman bana ayı temsil eden ışık kaynağını kapatmamı ve güneşin ışığında bir saat banyo yapmamı istedi. Dediklerini yapmak zorunda kaldım. Yoksa İmparator Sirius gün ışığı beni tanımazdı. Nihayet saatler birbirini kovaladı. Gece oldu ve dolunay gökyüzünde gözüktü. Törenin yapılacağı sonra Toliman beni elimden tutarak götürdü. Tıpkı bir kardeş gibi, hiç olmayan kardeşim. Salonun kapıları açıldığında imparatorun arka işlemesinde yerden tavana kadar uzanan mızrak gibi sivri uçlu yakut, zümrüt ve elmaslarla süslenmiş altından tahtını gördüm. 6 adet devasa sütun salonun tavanını destemekle kalmıyor, bu salona zengin bir hava da katıyordu. Kabul töreni için imparatorun huzuruna çıktım. Yanında Kızılkent ve Atlantis'li iki general hazır bekliyordu. Yuvaşehirli general Sanguis ise henüz gelmemişti. Tatbikat uzun mu sürdü acaba diye endişelendim. Birden benim arkamda hazır bekleyen birkaç insan daha olduğunu fark ettim. Daha önce hiç görmediğim insanlar. Bildiğim kadarıyla onların kabul töreninde olmamaları gerekiyordu. Benim hemen peşimden Yuvaşehir'in generali Sanguis de soluk soluğa içeri girdi. Ardından imparatorun yanına gitti ve kulağına bir şeyler fısıldadı. İmparatorun yüzüne yayılan ince bir gülüş gözümden kaçmadı. Sonra general tanıklık için yerini aldı. Artık şartlar olgunlaşmıştı. Kabul seremonisini başlatmak üzere imparatora doğru bir adım attım ve "Beniş, Ay Işığı Hanedanlığı'nın veliahtı olarak kabul ediyor musunuz İmparator Sirius Günüşçü?" dedim. Sözlerimin üzerine odaya derin bir sessizlik hakim oldu. Bu öylesine koyu bir sessizlikti ki salonda bulunan herkes sessizliğin karanlığında kaybolmuştu. Bir müddet sonra imparator dudaklarını aradı ve bana "Seni Ay Işığı Hanedanlığı'nın veliahtı olarak kabul etmiyorum" dedi. Şok oldum. Bu duyduklarım karşısında adeta dona kalmıştım. Toliman yavaşça babasının yanına yürüdü ve elini sıkarak ona destek oldu. Hiçbir şey söyleyemiyordum. Odadaki herkes de en az benim kadar şaşırmıştı. Orta maddeye kadar egemen olan sessizliği bozan bu kez Atlantis'in generali Antreas oldu. "Bize bunun sebebini açıklar mısınız Yüce İmparator?" İmparator bir el işaretiyle çalışanlara arkamdaki 10 kadar adamı öne getirmelerini emretti. Adamların üzerindeki yırtılmış kıyafetlerden ve yüzlerindeki darp izlerinden buraya getirilmeden önce işkence gördükleri açıktı. Adamlar imparatorun Sirius gün ışığının önüne dizince imparator konuşmaya başladı. "Orion'un halka takdim gününde oğlum Toliman ve Orion şehir turuna çıkmışlar. O sırada bir süreliğine Orion ortadan kaybolmuş. Toliman Orion'u karanlık bir arka sokakta yüzü örtülü bir adamla konuşurken duymuş.
Dediklerine göre amaçları Güneş'i hanedanlığına karşı bayaklanma çıkarmakmış. Bir isyan. Yeryüzünde tekrar Ay ışığı hanedanlığının hüküm sürmesi için. Doğrusu aradan geçen bin yıllara rağmen hala Ay ışığı hanedanlığının yandaşlarının benim kentimde yaşamaya devam ediyor olması beni oldukça şaşırttı. Ay ışığı hanedanlığı bana karşı harekete geçmeden ben onlara karşı savaş başlattım. Önce bu yandaşlarını yakaladım. Ardından generalimle yaptığım çok gizli görüşmeler sonucunda Ay'daki Ay ışığı hanedanlık sarayına saldırmaya karar verdik. Bu yüzden dün gece askerlerim ve generalim Sanguyuz operasyonu başlatmak için yola çıktı. Az önce generalim yanıma gelip bana operasyonun raporunu verdi. Ay'daki hanedanlık mensuplarını hazırlıksız yakalamışlar. Ay istasyonunda yaşayan tebaası ile birlikte Ay ışığı hanedanlık sarayını yerle bir etmişler. Kurtulan hanedanlık mensubu olmamış. Şimdi bu yoldaşları da öldürüp Ay ışığı hanedanlığının geriye kalan son izlerini de yeryüzünden silmiş olacağım. Bunları dinlerken ve alemin yok oluşunu duyarken ruhumda hissettiğim dehşet ve vahşetin etkisiyle tepki veremedim. Tüm ailem, hanedanlığım, soyum yok olmuştu. Ve şimdi belki de benim de canım alınacaktı. Korkuyordum ama canımı savaşmadan da teslim etmek gibi bir niyetim yoktu. Yoldaşlar tek tek gözümün önünde öldürüldü. Sıra bana geldiğinde ise imparator beni şaşırtan bir hamle daha yaptı. Orion, sen ölümü bugün tadacaklardan olmayacaksın. Zira seni kabul töreninde reddettim. Yani artık Ay ışığı hanedanlığıyla hiçbir bağın kalmadı. Hanedanlığınız artık tarih kitaplarında yaşayacak. Ve onlardan sana kalan tek şey soyadın olacak. Şimdi yıkıl karşımdan. Senin yavaş yere girişini sonsuza dek yasaklıyorum. Atlantis'in generali Antares İmparator sözlerini bitire bitirmez kolumdan tutup beni sarayın dışına çıkardı. Böylece bu katliam haberi benden önce halkın öğrenmiş olduğunu da anladım. E tabi imparator binlerce yıllık düşmanlarını alaşağı etmişti ve bunu büyük bir gururla hiç zaman kaybetmeden halka duyurmuş olmalıydı. Binlerce insan şehrin en büyük meydanına toplanmış ve mavi beyaz ışıklar yakıyordu. Meydan sanki ay gibi parlıyordu. Beni sarayın çıkış kapısında görünce halk hep bir ağızdan bağırmaya başladılar. Yaşıyor! Orion yaşıyor! Bu diktatör rejimden bıktık. Orion bizim yeni kralımız olmalı. İmparatorun Ay ışığı hanedanlığını yok ettiği gibi biz de Gün ışığı hanedanlığını yok edelim. Ay ışığı hanedanlığının intikamını alalım. Gün ışığı hanedanlığına ölüm. Tüm bu olanlar karşısında kendimi daha fazla tutamadım ve o an ağlamaya başladım. Son birkaç dakikada başıma gelen onca şey, onca karışan duygu artık içime sığmıyordu. Kendimi taşıyacak gücüm kalmadığından Antares koluma girdi. Çabuk, kaybedecek vakit yok. İmparator halkın tepkisini daha fazla çekmemek için seni burada öldürmemiş olmalı. Ama bu öldürmeyeceği anlamına gelmez. Aklında seni daha sonra yavaş yeri terk ettikten sonra öldürtmek olabilir. Ve ben Atlantis'in generali olduğum için seni Atlantis'e götüreceğimi düşünecektir. Bu yüzden seni bir an önce Kızılkent'e ulaştırmalıyım. Böylece derhal yola çıktık. Beni Kızılkent'e götürecek olan araç yavaşça yükseldi ve yaşadıklarım dolayısıyla aklımdan hiç çıkmayacak olan dünya şehrini arkamızda bıraktık. Bu benim yavaş yeri son görüşümdü. Ayın yakınlarından geçerkense eskiden hanedanlık sarayımızın olduğu yerde küçük bir krater oluştuğunu gördüm. Artık bir yuvam yoktu. Artık dara düştüğümde gölgesine sığınabileceğim bir babam, koşup yardım isteyebileceğim bir ailem yoktu. Yalnızca bir gecede sahip olduğum her şeyi kaybetmiştim. Ben artık bir hiç kimseydim. Bay hiç kimse 3929 Küba. Sonrasında milattan önce 12.599 Kızıl Meydan, Kızılkent. Yüreğime bir ateş düştü. Acılarımın alevleri zamanla külenecektir. Bunu biliyorum. Ama şu anda ciğerimi dağılıyor, beni yakıyor ve kendi gibi bir kora dönüştürüyor. Ne var ki bu yüreğimdeki yangının beni yakıp yok etmesine izin vermemeliyim. Her şeye rağmen savaşmalıyım. Çünkü ben bir ay ışığıyım. Canımı acıtabilirler ama ışığımı asla söndüremezler. Yuvaşehir hükümetinin karşısında dimdik duracağım. Bunu atalarımın rahat uyuması için yapmalıyım. Uzay boşluğunda yapıyor olduğumuz mecbur Kızılkent yolculuğunun büyük bölümünü tamamlamıştık. Kızıl gezegen tüm heybetiyle bizleri selamlıyordu. Mars'ın iki küçük uydusu da bu selamlama törenine görüş açımıza gelerek katılmışlardı. Mars yüzeyine yaklaştıkça Kızılkent gezegeninin üzerinde bir inci gibi parıldamaya başladı. Kızılkent böyle gezegendeki tek yaşam merkeziydi. Ancak yine de şehri çepeçevre saran koruyucu kubbenin altında o kadar büyük bir biyoçeşitlilik vardı ki insanlar bu şehre
Goldilocks ötesi koalisyonun göz bebeği derlerdi. Uzay aracımız Kızılkent'e girer girmez Yuvaşehir'de yaşanan hadisenin ve Ay Işığı Hanedanlarının katli haberinin Mars'ın göz bebeği olan bu şehre Kızılkent'e ulaştığını anladım. Bunu Antares de anlamış olmalıydı, zira Kızıl Meydan'la büyük bir kalabalık bizim gelişimizi bekliyordu ve bu kalabalığı arkasına almış Kızılkent Başvekili Matrix Rex. Biz nerinmez Kızılkent Başvekili Matrix ses karşıladı. Oldukça samimiydi ve başıma gelenlere üzüldüğü her halinden belliydi. Elimden tutarak beni halkın önüne çıkardı ve ardından yüksek sesle bana Goldilocks ötesi koalisyon topraklarına hoş geldiniz Bay Orion Ayışı ve Atlantis Generali Antares. Sizi şehrimizde bulunduğunuz müddetçe bütün kuvvetlerimizle koruyacağımıza halkım önünde ve şerefim üzerine söz veriyorum dedi. Bu sözler üzerine halktan sevinç çığlıkları yükselmeye başladı. Ancak o kadar yorgundum ki bir an önce dinlenmek istediğimi kendilerine bildirdim. Acım henüz çok tazeydi ve katledilen alemi düşünüp onları anmak istiyordum. Biz başvekille Kızıl Meydan'dan uzaklaşırken Antares bize veda etti. Beni güvenli topraklara ulaştırarak bir vefa görevini yerine getirmiş ve derhal Atlantis'e dönmesi gerekiyormuş. Malum koskoca bir orduyu komuta eden generallerden biri. Onu uğurlamak istediğim için uzay gemisine kadar eşlik ettim. Uzay gemisine binerken bana dönüp ''Sevgili oğlum, kaderlerimizin bizi tekrar bir araya getireceğini hissediyorum.'' dedi. Nedense benim işimden daha iyisi vardı. Kaderlerimiz bizi tekrar birleştirecekti. Antares'i uğurladıktan sonra başvekil Matrix Rex beni gelişim için özel olarak hazırlattı ve asıl yapılış amacı şehre gelen üst düzey siyasetçi, bürokrat ve ordu mensuplarının kalması olan parlamentoya yakın misafir evlerinden birine yerleştirdi. Bana evi gezdirdikten sonra ise benimle etkileyici bir konuşma yaptı. ''Sevgili Orion, sen şu zamana kadar bu misafir evinin ağırladığı en önemli adamsın. Sen yaşayan son ay ışığısın ve İmparator Sirius Güneşi'nin yaptıklarından sonra halkın gözünde Yuvaşehir hükümetine karşı dimdik duran bir simge haline geldin. Sen onların gözünde isyan kıvılcımını çıkaracak olan kişisin. Sen bir isyancısın. Her ne kadar gerçekleri görmezden gelmeye çalışsak da Yuvaşehir hükümetiyle karşı karşıya geleceğimiz bir savaş çok yakın. 100 yıl önce yaptığımız barış anlaşması parça parça eriyor. İşte sen yaklaşmakta olan bu savaşta Goldilocks ötesi koalisyon vatandaşlarını tek hedef bilinciyle birleştirmeye başarabilecek tek kişisin. Soyadın on binlerce yıl önce insanlığın başındaki hanedanlığın ismiydi. Bu kadimden gelen kanla senin de bunu başarabileceğine herkes gönülden inanıyor. Sakın pes etme Orion ve yaklaşmakta olan bu savaşta bize yardımcı ol. Goldilocks ötesi koalisyon vatandaşları sana güveniyor. Başvekil Matrix Reis konuşmasının ardından beni yalnız bıraktı. Ancak zihnimde susmayan sesler beni yalnız bırakmıyordu. Tüm bu insanlara karşı kendimi sorumlu hissediyordum. Ancak gene de barışın bir yolu yok muydu? Kan dökmeden çiçek uzatmak neden bu kadar zordu ki? Tüm bu cevapsız soruları bir kenara bırak yatak odama çıktım. Boyumadan önce bu şehri biraz anlatmak, tasvir etmek istiyorum. Kızılkent, neredeyse 60 bin yaşında bir şehir. Mars'ın zorlu atmosferinde neredeyse hiç oksijen olmayan zorlu doğa koşullarından ve güneş radyasyonundan korumak için devasa bir cam fanusun içine kurulu bir şehir. Aslında iki cam fanus var. Aralarından her gün tazelenen 1000 galon su geçiyor. Bunun nedeni Mars'ın ozon tabakasının olmaması. Bu su yapay bir ozon tabakası işlevi görüyor ve güneşin zararlı ışınlarından ve uzay radyasyonundan şehri koruyor. Şehir üst üste binmiş 2 katmandan oluşuyor. İlk katmanın adı Eski Şehir ve artık orada yaşayan kimse yok. Mars ilk kez kolonileştirildiği zaman bu eski şehir kurulmuş fakat zamanla şehrin nüfusu artınca altyapı hizmetleri durma noktasına gelmiş ve böylece eski şehrin üzerine yeni baştan bir şehir imar edilmiş. 1000 yıllardır da eski şehirde yaşam yasak çünkü yerleşim bölgesi statüsünü Cumhuriyet Parlamentosu kararıyla kaybetti. Yeni şehir yani Kızılkent iç işlerinde bağımsız olsa da tıpkı Atlantis gibi dış işlerinde Yuvaşehir hükümetine bağlı. En azından kağıt üzerinde böyle. 100 yıl önce Atlantis ve Kızılkent Goldilocks ötesi koalisyonu adında yeni bir devlet kurduklarını açıkladılar. Amaçları Yuvaşehir hükümetinden bağımsızlıklarını kazanmaktı. Ancak Yuvaşehir bu yeni devleti tanımadığını açıkladı.
İki taraf da tüm savaş kuvvetlerini olası bir savaş için hazırda bekletiyordu. En sonunda taraflar masa başına oturdu ve Yorkshire Goldilocks ötesi koalisyona özellik vereceğini açıkladı. Ama zaten bu karar çıkmadan önce de iki şehir özellikti. Yalnız isimleri değişmiş ve biri olmuşlardı. Ama bu olay bize gelecekte bir savaşın ne kadar yakın olduğunu hatırlatmak için tarih kitaplarında yerini aldı. Mars'ın ilk kolonileştirildiği zamanlarda Kızılkent için yaşanılabilir bir yer yapmak için yüzyıllar boyunca şehre dünyadan önce oksijen üreten ekstremofil bakteriler, ardından karayosunları, erelti otları ve çeşitli ağaçlar taşındı. Yaşam için uygun bir yer gelişmeye başlandıktan sonra şehre dünyadaki habitatlarına uygun olarak hayvanlar getirildi. Öyle ki günümüzde dünyada soy tükenenler hayvanlar hala burada yaşıyor. Kılıç dişli kaplan gibi mamutların soyu dünyada neredeyse tükendi. Bu şehirde ise binlercesi hayatta. Eski şehrin üzerine nesi yapılırken şehrin düzeni ihtiyaca göre şekillendirilmiş. Sınıf ayrımı kalkmış, insanların eşit şartlarda yaşaması için Kızılkent yönetimi elinden geleni yapıyor. Kızılkent'in en büyüleyici yanlarından biri ise gökyüzü manzarası. Gündüzlere bakır rengi bir gökyüzü var yukarıda. Güneş batarken bakır rengi yerini pas kızılına bırakıyor. Gökyüzünde Mars'ın iki uydusu var. Uydular geceleri nane seçiliyor ve tabii bir de X gezegeni. Gece ve gündüz Mars gökyüzünden rahatça görülebiliyor bu gezegen. Halkaları ise Kızılkent vatandaşlarına keyifli bir manzara sunuyor. Bu gezegen on binlerce yıl önce tıpkı Mars gibi kolonileştirilmek istendi, zira Mars'la Jüpiter arasındaki konumu stratejik açıdan fazlasıyla önemliydi. Kayalık gezegenlerden Kaz Devleri'ne açılan bir kapı gibi. Ne var ki bu gezegenin çok özel bir gezegen olduğunu keşfettikten sonra insanlar burayı kolonileştirmekten vazgeçti. Gezegen üzerinde daha önce ne dünyada ne de güneş sisteminde bulunmamış bir element keşfedildi. Adı gezegenin adıyla aynı adlandırılmaya başlandı bu element, X elementi. Element radyoaktifti ve bozulma çok açıktı. Araştırmalar sonucunda gezegenin büyük kısmında bu elementin bulunduğu anlaşıldı. Bu üzerinde yaşanmaz bir gezegen demek oluyordu. Üzerinde meydana gelebilecek bir patlama sonucu tüm gezegen yerle bir olabilirdi. Zira radyoaktif bir element olan X elementi aynı zamanda nükleerdi. Bu yüzden gezegen karantina gezegen sınıfına sokuldu ve üzerinde insan bulunması yasaklandı. Üzerine robot işçiler tarafından 10 maden ocağı kuruldu ve robotlar tarafından bu madenlerden X elementi çıkarılmaya başlandı. Bu madenlerden 8'i doğrudan Gün Şahı Hanedanlığı için çalışıyor, biri Yuvaşehir hükümeti için, diğer biri ise Kızılkent ve Atlantis için. Kızılkent halkı o kadar uzun süredir bu şehirde yaşıyor ki, bir zamanlar atalarının yaşadığı dünyanın nasıl bir yer olduğunu dahi unutmuşlar. Ama umutlarını hiç kaybetmemişler. Yuvaşehir hükümetinin koloni topraklarında yaşayan vatandaşların dünyaya girmesinin yasaklanması bile umutlarını kaybetmelerine neden olmamış. İnsan savaşmadan kaybetmez diyorlar ve kaybetmedikçe ölmez. Nefes aldığın müddetçe bir umut vardır. Kızılkent çok geniş bir alana kurulmuş ve 100 bine yakın insana ev sahipliği yapıyor. Şehrin koruyucu cam kubbesinin Kızılkent'in tam ortasından yükselen devasa bir direk destekliyor. Bu direk aynı zamanda iki katlı cam kubbenin arasındaki ozon tabakası görevini gören, suyu her gün tazeleyen bir mekanizmanın parçası. Şehrin kuzey, güney, doğu ve batı uçlarında özel olarak sıcaklıklara ayarlanan büyük ekosistem bahçeleri var. Bunlar yağmur orman ekosistemi, savan ekosistemi, bozkır ekosistemi ve tundra ekosistemi olmak üzere 4 adetler. Barındırdığı canlılarsa o kadar çeşitli ki dünyayı kıskandıracak cinsten. Zira binlerce yıl önce buraya getirilen pek çok canlı şu anda dünyada nesli tükenmiş durumda. Her ekosistemin yanında bir su ekosistemi ise muhakkak bulunuyor. Bunlarsa tuzlu suda yaşayan canlılar ve tatlı suda yaşayan canlılar olmak üzere ikiye ayrılmış. Her su ekosisteminin ortasına yapay adalar inşa edilmiş durumda. Mars'ın zenginleri yazlarını buradaki yazlıklarında dinlenerek geçiriyor. Kentin ortasından yükselen direği çepeçevre saran ve 4 parçaya ayrılmış bir bina bulunuyor. Bu binanın bir bölümü Kızılkent'in sürdürülebilir bir yaşam merkezi olması için çalışan bilim adamlarına tahsil edilmiş, diğer bir bölümü ise Kızılkent'in parlamento binası. Geriye kalan iki bölümden biri şehrin en prestijli üniversitesi ve sonuncusu da Devşehir Hastanesi. Şehrin büyük bölümü ise imara açılmış ve yüksek katlı binalarla dolu.
Ancak neredeyse 100 bin nüfusa sahip kaynakları ve toprağı oldukça sınırlı bu kentte insanların barınması için büyük toprak parçalarının imara açılması işte şaşırtıcı değil. İşte koalisyonun göz bebeği Kızılkent böyle bir şehir ve şimdi olmuş ve olacak. Hiçbir şey düşünmeden uyumak istiyorum. Mars'ın büyülü kollarında kendimi bırakmak ve adeta ölmeye yatmak. Sonrasında milattan önce 12.595 Kızılkent parlamento binası. Kızılkent'e geleli 4 yıl geçmişti. Karanlık gecelerde yalnızlığımı büyüttüğüm, kimsesizliği her an içimde hissettiğim ve belki de nadiren de olsa buruk sevinçler yaşadığım upuzun bir 4 yıl. Ama bana inanan insanlar olduğunu biliyorum. Omuzlarımdaki yükün farkındayım. Ve her ne kadar bu kaotik ortamda önemli bir şahsiyet olmayı ben seçmemiş olsam da ben tüm bu olanların içine doğdum. Bu benim kaderim. Olanları reddetmek belki benim için daha kolay olacaktı ancak tüm sorumluluğu almaya hazırım. Zira artık kaybedecek bir şeyim kalmadı. Elimde yalnız canım var. Onu da bana inananları hayal kırıklığına uğratmamak için harcayacağım. Belki parça parça yürüyeceğim ama bu yolda kendimi feda etmek ruhumun ızdırabını dindirecek biliyorum. Bu benim pes etmeme sebebim. Bu benim yaşadığım büyük acılarla kaybolmamam için direnişime güç veren kaynak. Yuvaşehir hükümetinin karşısında dimdik durmaya devam edeceğim. Bazıları buna devrim diyor. Hayır, bu bir devrimden daha fazlası. Bu yolun sonunda olması beklenen savaşsa Goldilocks ötesi koalisyon yandaşları için bir dönüm noktası olacak. Ya topyekün dirileceğiz ya da verdiğimiz son nefesle birlikte ölümü tadacağız. Ancak her ne olursa olsun içinde bulunduğumuz bu askıdaki durum son bulacak. Benim gölgesine sığındığım tek tesellim işte bu. Kısa süre önce yapılan seçimlerde başvekil yardımcısı olarak seçilip parlamentoya girdim. İlk genel vekil toplantısında konuşacağımız konuysa Yuvaşehir'in Kolonya vatandaşlarını uygulamak üzere çıkardığı yeni kanun metni oldu. Kızılkent parlamentosunun herkes yerini almış, bir şekilde oturumun açılmasını bekliyordu. Salonda başvekil Matris Lex, parlamentonun doğal üyeleri olan General Kovla, General Perkat, 50 adet vekil ve ben vardım. Temsilcilerin endişeli ve belki de biraz öfkeli yüzlerinden toplantının oldukça sert bir havada geçeceği anlaşılıyordu. Yeni meclisin ilk oturumu başvekil Matris Lex'in Yuvaşehir hükümetinin koalisyon vatandaşlarına uygulanması için çıkardığı yeni kanun metnini okumaya başlamasıyla açıldı. Her ne kadar Matris Lex kanun metnini okurken ki hafifçe titreyen sesini kontrol altına almaya çalışsa da bu konuda başarılı olamıyordu. 1. Koloni vatandaşlarının yıllık kazançlarının %8 olarak alınan yaşam vergisi %15 olarak yenilenmiştir. 2. Kızılkent ve Atlantis arası gidiş dönüşler bir sonraki emre kadar yasaklanmıştır. Seyahat halinde olduğu anlaşılan uzay araçlarının mürettebatının ebedi bir şekilde şehirler arası yolculuk yapması yasaklanacaktır. 3. Goldilocks öteki koalisyonun askeri birliklerinin %20'si derhal terhis edilecek, geriye kalanının %50'si ise Yuvaşehir ordusuna katılmak üzere dünyaya doğru yola çıkacaktır. 4. Okul müfredatı Yuvaşehir hükümetince hazırlanan şekilde ekte gönderildiği üzere değiştirilecektir. 5. Atlantis'te faaliyet gösteren silah fabrikaları bir sonraki emre kadar silah imalatını durduracaktır. Ve son olarak 6. X gezegeninde koloni yönetiminin sahip olduğu maden ocağı, ocağın gerçek sahipleri olan Güneşli Hanedanlığı'na geri verilecektir. Yasa okunduktan sonra tüm parlamentoya derin bir sessizlik çöktü. Bu öylesine bir suskunluktu ki çoğu kelimeden daha çok şey ifade ediyordu ve adeta bir zehir gibi insanın kanına geliyordu. Ancak General Kov daha fazla dayanamadı ve masaya bir yumruk indirdi. Ardından kendi kendine mırıldandı. Bu da neyin nesi böyle? Tüm bunlar ne demek oluyor? General Parkat mevkidaşına yanıt verdi. Bu general yaklaşan savaşın ayak sesleri. Mecliste henüz oturum yeni başlamışken aniden içeri başvekilin iletişim görevlilerinden biri girdi ve başvekile kardeş yerden kendisine gönderilen mesajı iletti. Sayın Başkan, az önce Atlantis'ten bir mesaj aldık. X gezegeninde bizim maden ocağımızda çalışan robot işçilerin yazılımı yeniden programlanmış. Yuvaşehir hükümeti tarafından. Sayın Başkan, korkarım artık o maden bizim değil. Olanlara binaen Atlantis'li General Aluç az önce Kızılkent'e doğru yola çıkmış. Gizli bir görüşme talep ediyor ve size şunu söylememi istediler. Artık düğümler çözülmeliymiş efendim. Düğümler çözülmeli.
Bunun üzerine yasa metninin görüşüldüğü oturum orada bitirildi ve aynı konulu oturumun Atlantisli General Alıç'ın şehre ulaştığı ileri bir zamanki tarihe ertelendiği bildirildi. Kızılkentli temsilciler evlerine dağıldıktan sonra ben de bu boş güne fırsat bilip belki de geçireceğimiz son huzurlu günlerde şehirde kısa bir tur atmaya karar verdim. Ve şehrin daha önce hiç gitmediğim bir bölgesi olan ve diğer kısımlara göre burası sayılabilecek, genelde düşük gelirli vatandaşların yaşadığı Kızıl Sefalet adı verilen yerin caddelerinde dolaşmaya başladım. Şehrin buradaki arka sokaklarından birinde yürürken bir anda baldırıma ufak bir sızı hissettim. Dönüp baldırıma baktığımda ise bacağıma bir iğnenin saplanmış olduğunu gördüm. Yavaşça gözlerim kararırken çevreme bakınmaya ve bunu kimin yaptığını öğrenmeye çalıştım. Ancak artık çok geçti ve ardından gelen davetkar karanlığa teslim oldum. Ve sanırım bayılmış olmalıyım. Uyandığımda kendimi daha önce hiç görmediğim bir yerde buldum. Burası kanalizasyon gibi bir yerdi. Bu nemli ortamda küflü ve boğucu bir hava hakimdi. Çevredeki koyu karanlıksa, mazganlardan sızan güneş olmasa bütün adaya hakim olacaktı. Seslerini duyduğum fareler duvar dipleri boyunca dolaşıyordu. Ve ara ara tavandaki borlardan damlayan suların sesi tüm oda boyunca yankılanıyordu. Ama tüm bunların ötesinde bulunduğum ortamdaki en olmadık şey birkaç metre ötemde duran üç adamdı. Henüz yeni yeni kendime gelmeme rağmen dikkatimi toparladım ve önümde duran beyazlara bürünmüş üç adama korktuğumu belli etmemek için yükselttiğim ses tonumla sordum. Neredeyim ben? Bu üç beyazlara bürünmüş adamdan ortada olan bana doğru bir adım attı ve bir miktar bana yakınlaştı. Ardından insanı hipnotize eden bir ses tonuyla soruma cevap verdi. Kızılkent'e hoş geldiniz saygıdeğer Orion Ayışı. Eski Kızıl Şehri. Duyduklarım bende çok etkisine sebebiyet verdi. Zira adamın söyledikleri doğruysa şu anda eski kentteydik. Binlerce yıl önce yerleşim bölgesi olmaktan çıkarılmış ve her türlü giriş çıkış yasaklanmış eski kentte. Dönüp onlara, hayır, Eskişehir binlerce yıldır kullanılmıyor ve siz Eskişehir'e giriş tünellerini biliyor olamazsınız dedim. Ve söylediklerimde de haklıydım. Eskişehir'e giriş tünellerini bilen, günümüzde yaşayan hiç kimse kalmamıştı. Bu antik sır tarihin derinliklerine gömülmüş ve bir daha hiç bulunmamak üzere kaybolmuştu. En öndeki hipnotize edici bir ses tonuna sahip olan adam gene bana cevap veren kişi oldu. Şu an için inanın bu belki de en önemsiz ayrıntı. Öncelikle size kendimi tanıtmama izin verin. Ben Beyaz Barış grubunun kralı Albun Pakem. Biz çok gizli bir tarikatın geriye kalan son üyeleriyiz. Beyaz Barış grubu Işıklar Savaşı'ndan sonra kuruldu. Amacımız insanoğlunun birbiriyle savaşmasını engellemek. Tek nihai hedefim ise barış. Sürekli barış. İnsanoğlunun elinde kendi kanını bulamaması için çabalıyoruz ve bu konuda birçok girişimde de bulunduk. Örneğin sizin de bildiğiniz gibi 100 yıl önce Goldilocks ötesi koalisyonuyla Yuvaşehir hükümeti savaşın eşiğine gelmişti. Savaş bizim girişimlerimizle yaptığımız arabuluculuk sayesinde engellendi. Zira biz hırs ve iktidar kavgasından uzak bir şekilde ve biraz da diğer insanlardan kendimizi soyutlayarak barış içerisinde gelişim gösterdik ve diğer şehirlerden çok daha ileri bir teknolojiye sahibiz. Bizim bu teknolojik avantajımızdan korkan Yuvaşehir savaştan dönmeyi kabul etmişti. Bizim onlarla savaşabileceğimizden korktu. Artık onların bilmediği şey, bizim asla ama asla bir savaşın içerisinde bulunmayacağımız gerçeğidir. Oysa 100 yıl önce olan bu olaylardan sonra şimdi görüyoruz ki insanlık olarak siz yeni bir savaşın eşiğindesiniz. Belki de bu savaşın açacağı yeni bir çağın. Sizi şu anda evimiz olan Eskişehir'de ağırlıyor olmamızın sebebi bu. Edindiğimiz istihbarata göre Atlantis'in generallerinden Alıç, Yuvaşehir'in uygulamamız için koalisyonumuza gönderdiği yeni kanunları tartışmak üzere Kızılkent'e geliyormuş. General Alıç'ın gözü karalığı tüm güneş sistemine namsa almıştır. Burada yapacağınız gizli toplantıda koalisyonu Yuvaşehir'le savaşa sokabilecek kararlar önerilebilir. Elbette ki Yuvaşehir'in yeni kanunlarını kabul ve tasvip etmiyoruz. Ama bu savaş meydanında çözülebilecek bir konu değil. Bu diplomasi masasına oturarak çözülebilecek bir konu. Sizden ricam sağduyulu olmanızdır. Söylediklerime kulak verin ve gelecekteki olması beklenen savaşın bir parçası olmayın. Ve hatta bunu engellemeye çalışın. Daha önce hiç duymadığım Beyaz Barış grubunun kralı olduğunu iddia eden bu adam sözlerini bitirdikten sonra geriye doğru bir adım attı. Ardından arkadaki adamlardan biri yanıma geldi. Elinde bir iğne vardı.
İğneyi batırmak üzere şah damarıma yaklaştırdığında ise içimden tek bir şey geçiyordu. Gene başlıyoruz. Gözlerimi açtığımda kendimi o eski sokakta buldum. Güneş henüz batmıştı ve ortalığı tatlı bir karanlık sarmıştı. Sanki uyumuş ve uyanmış gibiydim. Bir an yaşadıklarım bir hayal miydi diye düşünmekten kendimi alıkoyamadım. Ardından yorgun bedenime ve baldırımdaki sızıya aldırmadan evimin yolunu tuttum. Sonrasında M.Ö. 12.594 Goldilock Ötesi Koalisyon Gizli Toplantısı Kızılkent. Yaşadığım bu garip deneyimden sonra uzunca bir süre kendimi eve kapattım. Sürekli başıma gelen bu ilginç hadiseyi düşünüp bundan bir anlam çıkarmaya çalışıyordum. Ancak henüz bilmediğimi hissettiğim onca şey vardı ki gerçeğin tüm parçalarını bir araya getiremedikçe tüm bu olanları mantıklı bir çerçeveye yerleştiremiyordum. Evet, benim ihtiyacım olan şey buydu. Gerçeği öğrenmek. Kısa bir süre önce yılbaşını kutladık. Elbette bu yılbaşı Mars'ın güneş çevresindeki bir tam turunu bitirdiği, yani bir Mars yılını geride bıraktığımız anlamına gelmiyor. Güneş sistemimizde kullanılan tek resmi takvim olan Dünya'ya endeksli takvime göre yeni yıla girdik. Aslında bir Mars yılı 687 dünya gününe eşit ve bu durum Kızılkent vatandaşları açısından bazı problemler doğuruyor. Ancak yavaş yer hükümeti güneş sisteminde dünyadakinden farklı bir takvimin kullanılmasına karşı. Yılbaşını kutladığımız akşamdan birkaç gün sonra General Aluç şehrimize ulaştı. Halk onu bir kahramancasına karşıladı ve şölenler düzenlendi. Ancak General Aluç'un üzerindeki yolculuğun vermiş olduğu rehavetin farkında olan başvekil gizli görüşmeyi ertesi gün yapacaklarını General Aluç'a bildirdi ve onu konuk evlerinden birine yerleştirdi. Sabahın ilk ışıklarıyla da başvekil Matris Rex ile buluştuk ve Kızılkent parlamento binasına gitmek üzere yola çıktık. Ancak her ne kadar bugün gizli toplantının yapılacağı gün de olsa içimdeki gerçeği hasret duygulara gem vuramıyordum. Ne olursa olsun başvekile Beyaz Barış Grubu ile ilgili bildiklerini sormalıydım. Başvekil Matris Rex, size bir soru sorabilir miyim? Başvekil tek kaşı kalkık bir vaziyette bana baktı ve böylesine bir günde ne soracağımı merak edercesine kafasını salladı. Elbet doğruyon, ne istersen sorabilirsin. Başvekilin bu denli açık kapı bırakması nedeniyle lafı fazla dolandırmamaya karar verdim ve cevabını öğrenmek istediğim soruyu direkt bir şekilde sordum. Beyaz Barış Grubu ile ilgili ne biliyorsunuz? Başvekilin aniden yüz ifadesi değişti. Derinleşen kırışıklıkların arkasında sanki saklamaya çalıştığı bir şeyler var gibiydi. Sesi bir şeylere bastırmak istercesine her zamankinden daha yüksek çıkıyordu. Aa, sen o efsaneydi nereden duydun? Beyaz Barış Grubu masallarda anlatıldığına göre Işıklar Savaşı sonrasında kurulmuş gizli bir tarikat. Amaçları tüm insanlığın barış ve uyum içinde yaşamasını sağlamak. Ama dediğim gibi bu sadece bir masal. Şimdiye kadar onlardan birini gören hiçbir insan olmadı. Ama eğer gerçekten bir zamanlar yaşadıysalar da bunun tarihin tozlu sayfalarında kaldığını söyleyebilirim. Yani günümüzde yaşayan hiç Beyaz Barış Grubu üyesi kalmadı. Şimdi bu saçma soruları bir kenara bırak ve asıl konumuza odaklan. General Aluç bizi Kızılkent parlamento binasında bekliyor. Daha hızlı yürümeliyiz. O an bu konu hakkında üstüne fazla gitmemem gerektiğini anladığımdan sustum ve onu onayladım. Ve açıkçası General Aluç'u ben de bekletmek istemiyordum. Bu yüzden adımlarımı hızlandırdım ve ekledim. Peki başvekil. Parlamento binasına gittiğimizde Atlantis'te General Aluç bizi ayakta karşıladı. Toplantı salonuna girdiğimizde konuşmasına hiç vakit kaybetmeden başlamak istediği gözlerinin ferindeki ışıltıdan anlaşılıyordu. Bu heyecan ve şevkin gizli toplantıya katılan Kızılkentli general ve temsilcilerin üzerine çöken gergin havada eriyip kaybolmaması gerçekten şaşıracak şeydi. Yüce Kızılkent'in yüce temsilcileri ve büyük generalleri, size kardeş şehriniz Atlantis'ten ölümlü varlığımın taşıyabileceği tüm değerli duyguları getirdim. Ama ne yazık ki getirdiklerim yalnız bunlar değil. Yüreğimin en kuytu köşelerinden bütün bedenimi saran bir intikam duygusu, öç alma isteği, kin ve nefret de var getirdiklerim arasında. Bir zamanlar barış ve uyum içinde yaşayan tek halktık. Zamanla üç şehre ayrıldık. Güneş sisteminin farklı köşelerinde birbirimizden ayrı düştük. Ama Atlantisli ve Kızılkentli kardeşlerimiz de olan ve doğuştan gelen birleşme arzusu bizi bugün Goldilocks Ötesi Koalisyonu'nda birleştiren bir duygu oldu. Yabancılar konuşarak anlaşır.
aşıklar gözleriyle, dostlar susarak, kardeşlerse kalp dilleri ve ortak duygularıyla anlaşır ve bizler kardeşten de öteyiz. Atlantisli General Aluç'un bu sözlerinin ardından Kızılkent Başvekili Matrik Resk, General Aluç'a onun aynı hisleri benliğinin en derinlerinden gelen duygular aracılığıyla paylaştığını söyledi. Ardından General konuşmasına devam etti. Kardeşlerim, Yuvaşehir hükümetinin her türlü sabotajına karşı verdiğimiz var olma mücadelesinde son aldığımız darbe aslında bizim için bir kırılma noktası niteliğinde. İç elementi madeni ticaretimiz, ekonomimiz ve dahi ekseri ihtiyaçlarımız için hayati öneme sahip. Yuvaşehir hükümeti bu madeni elimizden almakla adeta kalbimizi avucumuzun içine almıştır. Şimdi kardeşlerim, ölmek için Yuvaşehir hükümetinin yaşamamıza ne zaman son vereceğini mi bekleyeceğiz? Yoksa özgürlüğümüzü geri almak yolunda şerefli canlarımızı halkımıza feda mı edeceğiz? Unutmayın, iki yolun sonunda da ölüm var. Ama birisinde bir ulusun kaderi değişecek, diğerinde bir ulusun kaderi değiştirilecek. Atlantisli General Aluç'un bu etkileyici konuşmasının ardından belki de uzun zamandır unuttuğumuz bağımsızlık arzusu ruhumuzda yeniden depreşti. Biz ne zaman halkımızın kendi kaderini kendisinin tayin etme hakkını elimize alıp da altın tepside Yuvaşehir hükümetine ve dahi Güneşli Hanedanlığına sunmuştuk? Oysa ki bağımsızlığımız için savaşmaya hazır olan Kızılkentli atalarımız koalisyonun geleceği için nice riskler almıştı. Ama tüm bu kaotik ortama rağmen Beyaz Barış grubunun klanı Albin Pakem'in söyledikleri zihnimden çıkmıyordu. Bu ses benliğimin en derinliklerinden yükselip kabararak dalga dalga varlığımın kıyılarına vuruyordu. Tüm bu elim hadiselere rağmen barış için, kardeşlik için ve kaybediyor olduğumuz umutlar için bir yol yok muydu? Aluç'un konuşmasına mütakiben Kızılkent generallerinden Kov, başvekil Matris Brex'ten izin aldıktan sonra konuşmaya başladı. Hiç şüpheniz olmasın ki Atlantisliler her daim Kızılkentli kardeşlerinin yanlarında bulacaklardır. İster her vatandaşımızın içinde şafakların söktüğü güzel günler olsun, ister karanlık gecelerin şehrimize çöktüğü zorlu günler, biz her daim müttefik olmaya devam edeceğiz. Sizin de buraya gelme sebebiniz olan Yuvaşehir hükümetinin X gezegenindeki koalisyonumuza ait olan maden ocağını elimizden alması biliyorum ki hiçbirimiz açısından kabul edilebilir bir durum değildir. Bunca yolu gelip bizden çok gizli bir görüşme talep ettiğinize göre bir planınız olduğunu varsayıyorum mevkidaşım Aluç. Bizden bu plan için destek mi bekliyorsunuz? O halde bize planınızı söylemeniz yeterli. Aklınızda ne var? General Aluç anındaki derin çizgileri karıştırdı. Söyleyecekleri her neyse gözlerinin kenarlarındaki kaz ayaklarını belirginleştirecek kadar önemli bir şey olmalıydı. X gezegenindeki maden ocağımıza özel bitimle çok gizli bir operasyon düzenlemeyi öneriyorum. Bildiğiniz gibi madendeki işçi robotların çalışma prensibi bir kovandaki yerlerin çalışmasına benzer. Emirleri veren bir ana robot vardır, diğer tüm işçi robotlar ana robotun dediklerini yapar. Bu ana robotu yeniden programlamanın iki yolu vardır. Biri uzaktan gönderilen sinyaller, diğeri manuel yani elle. Uzaktan programlamak için gereken kaynak kodları yalnızca Yuvaşehir hükümetinin elinde var. Zaten bu sayede madenimizi ele geçirdiler. Ve manuel olarak bizim ana robotu yeniden programlamaya çalışmamız onların akılların ucundan bile geçmeyecektir. Zira X gezegenine insanların ayak basması yasak. Zaten X gezegenine ayak basmak bir intihar görevinden farksız. Uzun süre kalırsak radyasyon bizi öldürecektir. Ama bunu halkımız için göze almalıyız. Ana robotu yeniden programladıktan sonra da ana robotun veri alıcısını devre dışı bırakıp Yuvaşehir hükümetinin yeniden ana robotu programlamasını da engellemiş oluruz. Böylece maden ocağımız bir daha hiç elimizden çıkmamak üzere koalisyonumuz için hizmet vermeye devam edecektir. Kızılkent'in generalleri General Kov ve General Perkert, Atlantisli General Aluç'un bu oldukça tehlikeli operasyon teklifinin üzerine bir süre kendi aralarında fısıldaştı. Bu o kadar tehlikeli bir operasyondu ki Kızılkent parlamentosundan operasyona destek kararı çıkmasa bile General Aluç'un buna alınmayacağı açıktı. Zira bu teklif tehlikeden de öte çılgıncaydı. Ardından iki general de birden ayağa kalkıp görevi kabul ediyoruz dedi. Salondaki herkes adeta karar öncesi tuttuğu derin nefesi vermiş ve ortamdaki gergin havanın bir nebze de yumuşadığını bizlere konuşmadan da olsa anlatmışlardı. Generaller devam etti.
Peki bu zorlu operasyonu gerçekleştirecek ve gizli tutulması gereken özel timde kimler yer alacak? General Aluç'un bu soruyu beklediği açıktı. Zira cevabı hiç düşünmeden verdi. Bu konuyu gelmeden önce Atlantis'in diğer generali Antrias'la bizzat konuştuk. Göreve sivil hiçbir vatandaşın bulaştırılmaması konusunda mutabığız. Zira casusluk riskini göze alamayız. Önerim göreve gidecek timin ben, Orion, General Cove ve benim Atlantis'ten getirdiğim yazılım uzmanı Vizi'den oluşmasıdır. Bu sözlerin ardından Kızılkent Meclisi'nde açık oy sayımı bir oylama yapıldı. Parlamentodan çıkan karara başvekili Metric Rex bizzat açıkladı. Pekala, X gezegenindeki maden ocağına yapılacak gizli operasyon Kızılkent Parlamentosu'nca kabul edilmiştir. Meclis dağılabilir. Toplantı bitmiştir. Karar çıktıktan sonra temsilciler evlerinin yolunu tuttu. Gizli görüşmeden çıkan kararı kimseye söylememeleri gerektiğini biliyorlardı. Belki de streslerine stres katan da buydu. Ya da bilinmez diye gebe günlerde meşhur bir yolculuğa çıkmanın stresi. Gözlerine hakim olan gerginliği açıklamaya tek başına yeterdi. Sonrasında Sarı Safir Maden Ocağı X gezegeni. Operasyona başlayacağımız zaman olarak Mars'ta gerçekleşecek olan güneş tutulmasının olacağı günü seçmiştik. Mars'ın iki doğal uydusu olan Potos ve Deimos'tan hem Mars'a daha yakın olan hem de ebat olarak daha büyük olan Phobos güneş tutulmasına neden olmuştu. Mars'tan bakıldığında ayın üçte biri kadar görülen bu uydu görece küçük bir gök cismi olduğu için tutulma esnasında güneşi tam olarak kapatamıyor, yani tutulma parçalı gerçekleşiyor. Fakat yine de ortaya muazzam bir görsel şölen ve az rastlanır bir astronomik olay çıkıyor. İşte biz de tam bu yüzden operasyonun başlayacağı gün olarak tutulmanın gerçekleştiği günü seçtik. Zira tüm halkın ve içimizde olabilecek yuvaşehir askeri casuslarının dikkati tek bir noktaya yoğunlaşmış olacak diye düşünüyoruz. Böylece operasyonda görevli olan bizler bu doğa olayının başlayacağı güne kadar bekledik ve hazırlıklarımızı tamamladık. Akşama doğru bu az rastlanır doğa olayı başlar başlamaz izi sürülemeyen hayalet casus Melez uzay aracımızla Kızılkent hava sahasından geçip cam kubbeden dışarı çıktık. Acele etmeliydik zira güneş tutulması yalnızca birkaç dakika sürüyordu ve bu süre zarfında Kızılkent'ten görülemeyecek bir irtifaya kadar yükselmeliydik. Böylece herkesin baktığı yönden tam tersi yönde Mars atmosferinden kurtulabilmek için yükselmeye başladık. Uzay boşluğuna vardığımızda bizi kimsenin bizi görmüş olamayacağı konusunda bilgilendirip içimizi rahatlattı. Aslına bakılırsa şu ana kadar operasyonun yalnızca en kolay kısmını atlatmıştık. Henüz X gezegenine ayak basıp maden ocağımızı geri almak gibi planımızın büyük bir kısmı önümüzde duruyordu. Mars'tan X gezegenine doğru derin uzay boşluğunda yol alırken kimsenin ağzından tek kelime çıkmamıştı. Herkes sanki ağız birliği etmişçesine susuyordu. Ancak bu suskunluk ruhumda büyüttüğüm korkuyu beklemekten öte bir işe yaramıyordu. Evet, belki bunu kendime daha itiraf etmek zor ancak ben korkuyordum. Görevi tamamlayamamaktan, başarısız olmaktan, halkımı ayak kırıklığına uğratmaktan ve ölmekten ben korkuyordum. X gezegenine yaklaştığımızda General Aluç'un Atlantis'ten özel olarak getirdiği yazılım uzmanı bizi gezegenin halkalarını oluşturan bazı büyük taş parçalarına yuvaşehir hükümeti tarafından karmaşık bir algoritma ile hareket sensörleri yerleştirilmiş olduğunu fark etti. Halkalar gezegeni ekvatoru boyunca sarmıştı. Bu yüzden General Cove'un önerisiyle X gezegenine güney kutbundan giriş yapmaya karar vermiştik. Elimizde General Aluç'un Atlantis'ten getirdiği yazılım uzmanı Vizi'nin Güneş Hanedanlığı'nın gizli arşivler sisteminden elektronik bir casuslukla aratladığı bir haritada vardı. Gezegene güney kutbundan sorunsuz bir şekilde giriş yapmayı başardık. Gezegenin halkalarına yerleştirilen hareket sensörleri bizi görmemişti. Elimizdeki haritaya göre Goldilocks ötesi koalisyonun son çıkan yasa öncesi hak sahibi olduğu maden ocağı güney yarım küredeki Sarı Safir Lav Okyanusu'nun 1000 kilometreye kadar batısındaydı. Bu da bize bir saatlik mesafe demek oluyordu. Ve X gezegeni aktif volkanik hareketlerin yaşandığı bir yer. Öyle ki güneşten bu denli uzak olmasına rağmen dünyadan 100 kat yoğun bir atmosfere sahip. Çekirdeğin ürettiği ısı dışarı çıkamıyor bu yüzden lav göllerini saymazsak yüzeyin kayalık oluşu kısımlarda ortalama sıcaklık 98 santigrat derece.
Ayrıca gezegenin çoğunluğunu oluşturan X elementi yüzünden öldürücü derecede radyoaktif bir gezegen. Korumasız bir şekilde bir balinayı 0.08 saniyede öldürebilir bir radyasyon. Bu yüzden yüzeyine herhangi bir insan ayak basması yasak. Ve bir saatlik yolculuğun sonunda olmamız gereken yere vardık. Manzara inanılmazdı. 10 bine yakın işçi robot devasa bir yarım kubbeçi biçimindeki madenin ağzından madene giriyor, ardından kilolarca parlak yeşil renkteki toprağı üzere çıkarıyorlardı. Ve bu çıkarmış oldukları toprağı özel makinelerin içine bırakıyorlardı. Bu makineler toprağın içindeki X elementini çekip alıyordu. 20 bin ton topraktan yalnızca 1 gram X elementi çıkıyordu. Ama bu 1 gram bile şehirler arası bir savaşa yol açabilecek kadar güçlüydü. Tıpkı şu anda nefesini ensemizde hissettiğimiz büyük savaş gibi. Bizim için geminin içindeki gergin dakikalar başlamıştı artık. Kaçacak bir yer yoktu. Bıçak kemiğe dayanmıştı, görev bizi bekliyordu. General Aluç emniyet kemerini çözdü ve ayağa kalktı. Şimdi dostlarım, ilk yapmamız gereken şey tüm bu robotları yöneten anorobotu bulmak. General Kova endişeliydi. Nasıl yani? Anorobotun hangisi olduğunu bilmiyor muyuz? Burada 10 bine yakın robot var. Onu nasıl bulabiliriz ki? O an pencereden bakarken gözüme bir şey çarptı ve ben gözüme çarpan bu şeyi takım arkadaşlarıma söylemek için yanaşla konuşmaya başladım. General Kova sanırım oldukça gergin olan General Kova benim konuşmamı bitirmeye fırsat dahi vermemişti. Efendim Orion, bir şey mi dedin canımcığım? Evet General Kova, sanırım anorobotu buldum. Yani en azından bulduğumu sanıyorum. General Kov ve Aluç'un gözleri aniden açıldı. Bir taraftan bana bakan gözleri parlarken diğer taraftan bu kadar kısa sürede üstelik hiç araştırma yapmadan ana robotu bulmuş olmama inanamıyorlardı. Ardından General Kov söylediğimin doğru olamayacağını ima eder gibi umursamaz bir şekilde ''Hı, anladım, tamam canımcığım'' dedi. General Aluç'un sözleri de onu destekler nitelikte olmakla beraber o bana bir şans verme taraftarıydı. O da bir şans ver Krov. Bak Orion bu böyle birkaç senede olacak iş değil. Ama sen yine de düşündüğünü söyle. Belki bir ipucu yakalamışsındır. Pekala gelin ve camdan bakın. Kızıl Kent ve Atlantis generalleri. Gezegenin kendine has topografyasından mütevellit tüm kayaçlar yani toprak ve taşlar sarı ve yeşil renkler arasındaki renk skalasında gidip gelir. Fakat şuradaki taşın rengine bakın. Gri. Bu taş buraya ait olamaz. Bu taş bir şeyleri gizlemek için oraya konmuş olmalı. Bir kamuflaj gibi. Bu taş anarobot olmalı. General Kov bu söylediklerimi oldukça saçma bulmuştu. Canımcığım sen böyle işlerle kafanı yorma. Taş aslında anarobotmuş daha neler. Tam o sırada yazılım uzmanımız bizi söze atıldı. O ise bana inanıyordu. Hayır General Kov. Orion haklı olabilir. Bu taş anarobot olabilir. Israrlı tavrımız neticesinde General Kov'un da haklı olabileceğimizi kabul etmekten başka bir şansı kalmamıştı. Bu aynı zamanda tek şansımızdı da. Pekala, haklı olabilirsiniz ama şunu unutmayın. Tek bir şansımız var. Öncelikle daha evvelden yaptığımız plan çerçevesinde görevi 10 dakika içerisinde tamamlamalıyız. İkinci olarak yüzeye ayak basar basmaz robotlar bizi tehdit unsuru olarak görecekler. 10 dakika burada önemli zaten. Yaklaşık olarak bu süre zarfında bize ulaşacaklardır robotlar ve ulaştıklarında da bizi öldürmeye çalışacaklar. Yani robotun yazılımını çok hızlı bir şekilde değiştirmeliyiz. Daha doğrusu sen değiştirmelisin yazılım uzmanı bizi. Ya bir kahraman olarak eve döneceksin ya da unutulup gideceksin. Bu yüzden seçimini iyi yap bizi. Ve seçimine ulaşmak için bütün varlığını ortaya koy. Bütün varlığını. Anlıyor musun evlat? Bütün varlığını. Çünkü varlığın ya burada başaracağın şey neticesinde Yuvaşehir hükümetine karşı kazanacağımız zaferle şereflenecek ya da kaybetmenin soğukluğunda içindeki cevher sonsuza dek sönecek. Sonrasında yazılım uzmanı Vizi koruyucu elbisesini giydikten sonra yaptığımız planın üzerinden son bir kez daha geçildi. Ancak eğer gördüğüm gri kaya ana robot değilse işler spontane gelişecekti. Tüm hazırlıklarını tamamladıktan sonra General Kov Vizi'yi uyardı. Evlat, bildiğin gibi gezegenin bütünü radyoaktif nükleer bir kimliğe sahip. Bu yüzden en ufak bir kıvılcım dahi gezegen yüzeyinde güneş sisteminin gördüğü en şiddetli patlamaya sebep olabilir. Bundan mütevellit sana saldıran robotlara sakın ola ateş açma. Biz buraya kaş yapmaya geldik, göz çıkarmaya değil. Vizi
Birazdan belki de ölümüne sebep olacak çok zorlu bir göreve atılacağının bilinciyle oldukça gergindi. Alnından akmaya başlayan ter damlaları koruyucu elbisesinin altından görülebiliyordu. General Kov'un uyarısına olumlu bir şekilde cevap verdi. Peki efendim, bu ölümüm anlamına gelse bile robotlara ateş açmayacağım. Uzay aracımızı ana robot olduğunu düşündüğümüz taşın en yakınındaki düzlüğe indirdik. İniş gerçekleşir gerçekleşmez 10.000'e yakın robotun alınlarında kırmızı bir parıltı belirdi. Bu kötüye işaretti. Zira bizi düşman olarak algılamışlardı. Vizi hiç vakit kaybetmeden uzay gemisinden ayrıldı ve yüzeye ayak bastı. General Aluç ise kendi kendine mırıldanıyordu. Kedi fare kovalamacısı başlasın. Ben Vizi'nin 10 dakikalık süresini etkin kullanması için görev yerimi aldım. Bana yüklenen görevin farkındaydım ve Vizi'nin süresini en verimli şekilde kullanmasını sağlamalıydım. Bu sorumluluk bilinciyle sürekli Vizi ile iletişim halindeydim. Vizi, beni duyuyor musun? İlk bir dakika geride kaldı. Vaziyet nedir? Vizi'nin endişeli ses tonu ortamdaki gergin havanın daha da kuvvetli bir şekilde üzerimize çökmesine neden oluyordu. Ancak hiçbirimiz onu bu durumdan ötürü suçlayamazdık. Bilakis tebrik etmeliydik. Zira o her ne kadar bizim kadar korksa da büyük bir cesaret örneği sergileyerek zorlu görevini gerçekleştirmeye çalışıyordu. Seni duyuyorum Orion. Taşa ulaştım. Tahminin doğruymuş. Bu taş ana robot. Vizi'nin bu söylediklerinden sonra ortama hakim olan bu gergin havada neredeyse gözle görülebilir bir rahatlama oldu. En azından planın ilk kısmı tahmin ettiğimiz gibi gerçekleşmişti. Taş ana robot çıkmıştı. General Kov tutmuş olduğu derin nefesi bıraktı ve bana dönüp ''Aferin evlat, Goldilocks ötesi koalisyon vatandaşları daima sana bir teşekkür kılacaklar.'' dedi. Ben de her ne kadar küçük de olsa bir zafer kazanmanın vermiş olduğu sarhoşlukla ona ''Hı, evet canımcım, aynen öyle olacaktır.'' dedim. Ancak bu sevinç kutlaması oldukça kısa sürdü. Zira görev hala tamamlanmamıştı ve maden ocağından çıkan içi robotlar akın akın Vizi'nin üzerine doğru geliyordu. 5. dakikanın sonunda Vizi güvenlik duvarını açtığını söyledi ve hemen yeni yazılımı yüklemeye başladı. Yazılımın yüklenmesi yaklaşık 2 dakika sürecekti. Vizi işlerin bu kadar sorunsuz gittiği için sevinirken ona kötü haberi vermek zorunda kaldım. Vizi, yazılımın yüklenmesi 2 dakika sürüyor olabilir. Lakin içi robotlar sandığımızdan daha hızlı çıktı. 2 dakika sonra oraya varmış olacak. Vermiş olduğum bu kötü haberden sonra Vizi bir asker olmamasına rağmen bu söylediklerimi büyük bir özveriyle karşıladı ve böylece hepimize bir asker yüreğine sahip olduğunu ispatladı. Ve ardından bizlere bu görevi bitirmek uğruna ölebileceğinin bilinciyle son bir konuşma yaptı. Küçükken her insan özel olduğunu düşünür. Büyüdükçe gelmiş ve gelecek olan insanlar içindeki yerinin silikleştiğine şahit olur. Ama ben bugün önemli bir şey yaptığımı düşünüyorum. Silikleşmiş yerimi parıldatan, ben bugün vatanım için ve insanlarım için can veriyorum. Sizden tek isteğim yaşayacağım son yer hafızalarında ve yüreklerinizin derinliklerinde olsun. Beni hatırlayınız. Vizi'nin bu veda der gibi konuşmasının ardından gemide duygusal anlar yaşanmaya başladı. Herkes Vizi'nin görevi sağ salim bitirip bitiremeyeceğini büyük bir endişeyle bekliyor ve merak ediyordu. General Aluç'un mavi gözyaşlarının yüzündeki kırışıklıklardan yol alarak aktığına şahit olarak ben de bir anlığına gözlerimi kapattım. Gözlerimi açtığımda ise General Aluç'u koruyucu elbisesini giyerken gördüm. Belli ki Vizi'ye yardım etmek için yüzeye inecekti ve o da bu cesur Atlantis vatandaşı için kendi canını tehlikeye atacaktı. İşçi robotlar ana robotu korumak için Vizi'ye doğru hızla ilerliyordu. General Aluç yüzeye inmek için hazırlıklarını tamamladıktan sonra ''General Kov, geminin kumandası artık sizde. Ben Vizi'nin yanına gidiyorum.'' dedi. Bugün adını tarihe yazdıracak tek kahramanın o olmasına izin vereceğimi düşünmediniz değil mi? Yıllar gibi gelen 2 dakikanın sonunda Vizi'den haber geldi. Orion, yazılım yüklendi. Görev başarıyla tamamlandı. Sarı Safir Maden Ocağı artık Goldilocks ötesi koalisyonundur. Artık gidebilirsiniz. Hayır, Vizi sen bizden birisin. Ve insan bir parçasını arkada bırakıp öylece çekip gidemez. General Aluç seni almaya geliyor. Tam o sırada ana robota yaklaşmakta olan bir işçi robot Vizi'ye metal bir keski fırlattı. Bu metal keski havada yol alırken vizyondan kurtuluşunun olamayacağı düşüncesiyle gözlerini kapattı ve ölümü beklemeye başladı. Ancak tam vaktinde Vizi'ye yardım edişen General Aluç rüzgar silahıyla keskiyi savuşturdu ve Vizi'nin kolundan tutup onu uzay gemisine doğru sürüklemeye başladı.
Her ikisinin de kurtulduğu düşüncesiyle bir an sevinsek de uzay gemisini açmak üzereyken önlerine bir işçi robot sürüsü çıktı. Bizi General Alıç'a "Her şey bitti General, pes ediyorum" dedi. "Hayır bizi, askeriyede bir kural vardır. Nefes aldıkça umudunu kaybetme ve umudun varsa asla pes etme. Unutma, eğer inanıyorsan her zaman bir çıkış yolu vardır." General Alıç rüzgar silahıyla işçi robot sürüsü arasından bir yol açtı ve bizi uzay gemisine doğru itti. Bizi uzay gemimize doğru koşarken General Alıç işçi robotları rüzgar silahıyla savuşturuyordu. Onları etkisiz hale getiremiyordu çünkü rüzgar silahı sadece güçlü hava akımı üretip bu robotları savuşturmaya yarıyordu. Bizi gemi ulaşır ulaşmaz General Kov uzay gemisinin kapılarını kapatıp uçuş emri verdi. Her ne kadar buna itiraz etmeye çalışsam da General Alıç için artık çok geçti. General Alıç'ın işçi robotlar tarafından parçalanan bedenini arkamızda bırakarak bu katil gezegeni terk ettik. Görevimizi tamamlamıştık. İçimizden birini feda ederek. Şimdi kendimize sormamız gereken tek bir soru vardı. Bu bir zafer mi? Kovumuzda yükselen soruları Yuvaşehir hükümetine duyduğumuz nefretle susturup Kızılkent'e doğru yol almaya başladık. Tüm yolculuk boyunca ise içten içe bir cümleyi tekrarladım. General Alıç, önce herkesten sana müteşekkir oldukları konusunda sesler yükselecek, ilk birkaç yıl belki birçoğunun dilinden düşmeyeceksin. Ancak zaman içerisinde birçoğu seni unutacak. Yaptığın fedakarlıklar sanki kadimden onlara verilmiş birer hediyemişçesine varsayılacak. Yalnız ben seni unutmayacağım. Ben yaşadığım sürece sen de benim zihnimde yaşayacaksın. Bir daha görüşünceye dek. Şimdilik elveda. Sonrasında Kızılkent, cam kalkanının dışı Mars. Uzay gemimiz Mars'ın yerçekimine girdikten sonra asker pilotumuz Kızılkent'e giriş ve ardından iniş izni için Kızılkent'le iletişim kurmaya çalıştı. Ancak Kızılkent uçuş ve soğunma kulelerinin hiçbirinden yanıt alamadı. Bu durum General Kov'un endişelenmesine sebep oldu. Kötü bir şeyler olmuş olmalı Orion, hem de çok kötü. Daha önce Kızılkent soğunma kulelerinin yanıt vermediğini hiç görmemiştim. Pilot asker, lütfen daha hızlı gidelim. Ne olduğunu öğrenmek zorundayız. Kızılkent'e doğru ilerlerken pilot bizi ön camın olduğu kısma çağırdı. Efendim, bunu görmelisiniz. General Kov ve ben hızlıca ön camın olduğu kısma gittik ve o dehşet verici manzaraya bizzat şahit olduk. Kendi gözlerimize görmeden inanamayacağımız bir manzaraydı bu. Bu büyük şehir, yüce Kızılkent işgal altındaydı. Patlamalardan çıkan turuncumsu renk cam kubbenin altındaki bazı yerlerden seçilebiliyordu. Şehrin üzerinde savaş uçakları geziyordu. Ama bunu kim yapabilir? Kim böylesi bir savaşa cesaret edebilir? Dünyadaki neredeyse tüm şehirlerle dostane ilişkilerimiz var. Kim bize savaş açmış olabilir diye sordu General Kov. Bu sorunun tek bir açıklaması var General. Gün ışığı hanedanlığı ve onun kuklası olan Yuvaşehir hükümeti dedim. Biraz düşününce kafamızdaki eksik taşlar yerine oturmaya başladı. Baştan beri bizim X gezegeninize yapacağımız operasyonu biliyor olmalılardı. Bu hem onlar için makul bir işgal nedeni oldu, hem de bir generali ve bir parlamento üyesi yerde bulunmadığı için Kızılkent işgalini onlar lehine kolaylaştıran bir durum oluşturdu. Atlantis'in iki generalinden birinin ölmesi de ekmeklerine yağ sürmüş olmalıydı. Şehre yakınlaştıkça direnen birliklerin üstüne atılan bombaların patlamasının sesi kulaklarımıza gelmeye başladı. General Kov derhal uzay gemisinin görünmez moda geçirilmesi için pilota emir verdi. Adından şehrin cam kalkanının dışında olayları iyi gözlemleyebileceğimiz bir yere iniş yaptık. Zira artık şehrin içine girmemiz fiilen imkansızdı. Zaten bir şekilde içeri girsek bile Yuvaşehir adamları bizi ya kurşuna dizer ya da esir alırlardı. Şehrin her yerine güneşi hanedanlığının arması asılmıştı, parlamento binası ise yıkılmıştı. Eskiden binanın hakim olduğu yer öyle bir tıraşlanmıştı ki sanki parlamento binası hiç orada olmamış gibiydi. Sokaklarda Yuvaşehir askerleri denenenleri öldürüyordu. General Kov kendini daha fazla tutamadı. Bu olanlara inanmıyorum. Hepsi benim hatam. Kızılkent'e en savunmasız olduğu anda saldırdılar. İki generalinden biri şehirde yokken diğer general Perkart ve senin dışındaki meclis üyeleri de Kızılkent'te olmalarına rağmen tüm dikkatlerini bu operasyona vermişken sinsi bir saldırı bu. Beklenmedik. Şimdi bu sokaklarda ölü yatan bütün Kızılkent vatandaşlarının akan kanından her ne kadar Yuvaşehir sorumlu olsa da bu kan benim ellerime bulaştı. Bir bakıma olanların suçlusu benim. Kızılkent artık bizim değil Orion. Anlıyor musun?
Kızılkent düştü. Tam General Kova onun hiçbir suçunun olmadığını söyleyecekken şehrin içinden tüm Kızılkent için yapılan bir diyor yükseldi. Sevgili Kızılkent vatandaşları, ben İmparatorunuz Sirius Güneş'i tarafından Kızılkent'e atanan yeni valiniz Toliman Güneş'i. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Şu anda yaşadığımız durum bir savaş değil, bir işgal iş değil. Bu, kudretli hanedanlığımızın bir kolonisi olan Kızılkent İslah Çalışması'dır. 100 yıl kadar önce kurulan Goldilocks ötesi kolisyon ile her ne kadar Atlantis'te birleşmiş olsanız da bu sizin yuva şehre bağlı bir koloni olduğunuz gerçeğini değiştirmez. Yaşadıklarınız, sizin tarafınızdan seçilen yöneticilerinizin ve generallerinizin yaptıkları ataları seçimlerin bir sonucudur. Kısa süre önce yeni çıkardığımız yasaya karşı geldiler ve asilerden oldular. Sizden gizli bir görevle, zaten bizim olan fakat sizin kullanımınıza verdiğimiz X gezegenindeki bir maden ocağını geri aldığımız için gizli bir operasyon düzenlediler ve maden ocağını geri aldılar. İtaatsizliğin küçüğü veya büyüğü yoktur. Düzeni bozan her türlü karşıt eylem en ağır şekilde cezalandırılmalıdır. Yoksa atalarımın on binlerce yıl önce kurduğu bu işleyi bozulabilir. Bu nedenle başvekil Matris Rex de dahil olmak üzere tüm parlamento üyeleri ve General Pierkat idam edilmiştir. Siz Kızılkent vatandaşlarından da direnenler derhal infaz edilecektir. Gerçek Kızılkent vatandaşları metanetli olun. Ben Toliman Güneş olarak söz veriyorum. İçinizdeki hainler temizlenecek ve barış dolu günler geri gelecek. Kızılkent ordusunun bir kısmı temizlendi bile. Ayrıca şu anda kaçak durumunda olan gizli operasyonun baş aktörleri General Kov, başvekil yardımcısı Orion ve yazılım uzmanı Vizi devlet düşmanı olarak ilan edilmiştir. Görüldüğü yerde öldürüleceklerdir. Bilgisi olan vatandaşların bize ulaşması rica olunur. Bilgilerinize. Duyduklarımız bizde şok etkisine sebep oldu. Bir yol bulmalıyız Orion. Her şeyi düzeltecek bir yol. Uzun bir sessizliğin sonunda General Kov, sanırım önce Atlantis'e gitmeliyiz. Orası yuva şehre karşı direnen henüz düşmemiş son kale. Planımızı orada yapmalıyız ve Atlantislerle koordineler olarak birlikte hareket etmeliyiz. General Antares'i de durumdan bir an önce haberdar etmeliyiz. Pilot, motorla çalıştır. O sırada sözü atıldım. Hayır pilot, dur. General Kov, öncelikle yapmam gereken bir iş var. Kızılkent'in altındaki Eskişehir'e girmeliyim. Bildiğiniz bir gizli geçit var mı? Evet, bildiğim bir gizli geçit var fakat Eskişehir'e neden gitmek istiyorsun? Orası 1000 yıldır terk edilmiş. General Kov, belki buna inanmayacaksınız ama ben orada Beyaz Barış grubunun birkaç üyesiyle konuşmuştum. Ne? O sadece bir efsane Orion. Bu söylediklerine inanmamı bekleme benden. Lütfen general, sadece bana bu gizli geçidin yerini söyleyin. Oraya gitmem gerek. Peki Orion, ama oraya ben de geleceğim. Yalnız gitmene izin veremem. Böylece koruyucu elbiselerimizi giyip şehrin cam kalkanının altından geçen gizli bir geçitle Eskişehir'e indik. Ben Beyaz Barış grubu ile karşılaşmayı beklerken yüzlerce Kızılkent vatandaşını karşımda görünce dilim tutuldu. Onlar beni 2 metreden uzun boyumdan dolayı hemen tanımış olmalıydı. Arkadaşlar, başvekil yardımcısı Orion ve General Kov bizi kurtarmaya gelmiş. Ardından sevinç çığlıklarını atmaya başladılar. General Kov bir adım öne çıktı. Kızılkent halkı, Eskişehir'e sığınmaya nasıl başardınız? Burası binlerce yıl önce mühürlenmişti. Bir adam generale cevap verdi. İşgal başladıktan sonra yavaşçı askerleri haneleri tek tek basıp insanlarımızı öldürmeye başladılar. Bizler de diğerleri gibi öleceğimizi düşünürken evimizin içinde beyazlara bürünmüş adamlar belirdi bir anda. Sanki ışınlanmış gibi. Bizlere sakin olmamızı tembihlediler. Kim olduklarını söylemediler ama bizleri kurtarmak için gelmişler. Gözlerimizi kapatmamızı istediler ve bir anda buraya geldik. Beyazlara bürünmüş adamlarsa yoklardı. Adamın anlattıklarından onları Eskişehir'e getiren adamların Beyaz Barış grubu üyeleri olduğunu anladım. General Kovsa hala olanlara inanmıyordu. Kalabalıktan yine sesler yükselmeye başladı. Bizleri kurtarmak için geldiniz öyle değil mi? Tam onlara cevap verecekken general söze atıldı. Evet, Kızılkent'in vatandaşları, size gereken yardımı en kısa sürede ulaştıracağız. Uzay gemimize varır varmaz acil bir mesajla Atlantis generali Antaras'tan sizleri kurtarmak için uzay gemileri isteyeceğim. Şimdi Atlantis'e gidiyoruz. Sakin bir şekilde burada gelecek yardımı bekleyin.
Böylece Eskişehir'den çıkıp uzay gemimize bindik. Gemideyken General Kova, acil mesajı ne zaman gönderiyor general? O yurttaşları bir an önce kurtarmalıyız dedim. Çok üzgünüm Orion. Bir acil mesajı General Antares'e göndereceğiz elbet. Ama bu yalnızca olanları anlatmak için olacak. O vatandaşları kurtarmak için artık çok geç. Atlantis'in tüm askeri güçlerine ihtiyacımız var. Bir kısmını insanlarımızı kurtarmak için daha olsa riske atamayız. O vatandaşları kim kurtarmışsa yalnızca ölmelerini birkaç hafta ertelemekten başka bir şey yapmamış. Öyle olsun general. Ama şunu iyi bilin ki bir zaman sonra o çok önemli askeri teçhizatın kurtaracağı vatandaşımız kalmayabilir. General Kov düşünceli bir şekilde Atlantis'e mesaj gönderdi. Ardından uzay gemimiz havalandı ve Atlantis'e olan yolculuğumuz başladı. Arkamızda işgal altında olan Kızılkent'i bırakarak güneş ışıklarının eline çekmeye başladığı bu karanlık boşlukta yavaşça kaybolduk. İşte böyle dostlar. Bir bölümün daha sonuna geldik. Bu güzel hikayenin yazarı Faruk Olgun Gül, ben de Cihan Bozacı. Eğer hala kanallarımıza abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın. Bence çok güzel bir hikaye. Biraz evet bilim kurgu böyle olduğu için biraz kafanız karışıyor olabilir. Karışmış olabilir ama bence hikaye akmaya başladı. Güzel bir hikaye. Bakalım devamında ne olacak? Acaba gelecekler mi uzaylılar? Gerçekten böyle bir şey var mı? Düşünsenize bundan işte mesela atıyorum 10 bin yıllık bir dünya geçmiş olsa 15 binlik ya da ne bileyim 20 bin yıllık ama bir buzul çağı olduğunu düşünün. Onun öncesinde bir 50 bin yıllık bir işte yaşanmış hayat düşünün. Mesela biz şu anda diyelim ki hani bu buzul çağı bittikten sonra işte insanlar mesela ne kadar gelişti değil mi? Yani çok hızlı bir şekilde ilerliyoruz. Bakın robot mobot işte böyle şeyler. Atıyorum şu an bir 10 bin yıl sonra falan da Mars'a koloni de kurulur. Kıyamet kopmazsa tabii. Tabii nasip ederse. İşte Jüpiter'e de gidilir. Bu teknoloji bu şekilde hızlı ilerlerse. O işte dünyada bir savaş olmuşsa mesela dünyadaki herkes ölmüşse mesela bundan 50 bin yıllık bir medeniyet olabilir yani işte şu an Mars'ta yaşıyor olabilirler mesela. Ben kızıma söyledim böyle baba diyor Mars'ın fotoğraflarını çekiyorlar ya diyor. Tamam da ne kadarını çekiyorlar acaba çekiyorlar mı ya da? Bir bilinmez değişik. Yani uzaylı değil de hep yani uzaylıdan ziyade işte biz mesela işte hani gerçi uzaylı deyince de mesela biz ne ben Adıyamanlıyım Adıyamanlıyım o da uzay etmişse uzaylıdır değil mi? Çocuk uzayda doğmuşsa uzaylı olur. İnsan sonuçta ama yani uzaylı deyince aklınıza hep böyle yeşil kafalı işte ya da değişik yaratıklar geliyor ama adam uzayda doğmuşsa uzaylıdır yani. Böyle komik espriler benim kızım da çok komik espriler yapıyor. Komik espriler derken ağır espriler olur ya böyle. Güldürmez, düşündürür öyle espriler. Bu hikaye farklı bir hikaye bakalım sonunda ne olacak. Ben bu hikayeyi bitirince bir bakmışsınız böyle hangi ilde oturuyorsunuz o semalarda bir uzay aracı gelmiş. İşte indirmişler insanlarına. Selamünaleyküm demişler. Ya biz uzayda sıkıldık. Biraz da dünyada yaşayalım demişler. İşte onların geliştirdiği teknolojileri falan şey yapmışlar getirmişler. Işınlanma mesela. İşte fıt ışınlanıyorsun oradan oraya oradan oraya. Değişik. Ne güzel olurdu ışınlanmak değil mi? Ama o zaman da arabayla seyahat etmenin şeye giderdi ya. Ben çok seviyorum arabayla yolculuk yapmayı. Işınlandığın zaman yani arabayı şöyle kolunu kenara atacaksın. İşte rüzgar yüzüne vuracak falan. Bunlar olmayınca da olmuyor yani. Öyle. Ama ben o teknolojide yaşamak ister miydim? Hayır. Şu anki halimden gayet memnunum. Öyle bir teknolojiyi ya da İşte bu hikayede anlatılan dünyayı da görmek istemezdim açıkçası. Şu anki halimden memnunum. Bence siz de memnunsunuzdur. Çok da böyle şey gelmiyor yani o dönemdeki hayatlar. Bu kadar. Yeterince saçmaladıysam size bir hikaye tavsiye edeyim. YouTube'da arama kısmına
Mim sesli kitap, Mim Cihan Bozacı diye yazarsanız çıkacaktır. Muhteşem bir hikaye sizleri bekliyor. Şimdiden keyifli dinlemeler. Yeni bölümde görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.